Evet, hepinize merhabalar. Bilim, teknoloji, ekonomi sohbetlerinde yine bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sohbetlerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'na sözü bırakıyorum. Hocam hoş geldiniz. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim Cemal Bey. Değerli dostlar, öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir İstanbul gününde, güneşli bir günde. İnşallah sizlerin bulunduğu yerlerde de aynı şekilde güzel bir gün vardır. İnşallah çok çekici, çok ilginç, bilgilendirici bir konuda Profesör Doktor Banu Onaran hocamızı dinleyeceğiz ve ekibini. Normalde ben katılımcı hocalarımızı ben tanıtıyorum. Ama bugünkü formatta Banu Hocam ve ona eşlik edecek olan değerli diğer hocalarımızın kendilerini tanıtmalarını ben rica edeceğim. Ama Banu Hocamız hakkında bir şeyi baştan söylemem lazım. Kendisi Drexel Üniversitesi'nde profesör. Çok önemli çalışmaları var. Ve bizim bilim teknoloji tarihimizde çok çok önemli bir yeri olan Nuri Demirağan torunu. Dolayısıyla öyle bir insanın torunu olmaktan dolayı da eminim onur duyuyordur. Diğer taraftan yaptığı çalışmalarla da hepimiz için bir gurur kaynağı. Buyurun hocam, söz sizin. Bugünkü oturumu sizin yönetmenizi ben rica ediyorum. Siz ve ekibiniz, artık biz sizi dinliyoruz. Buyurun. Sesiniz kapalı. Çok sağ olun Davut Hocam. Bizi bu sohbete de dahil ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bugün size insan sistemleri konusunu ve bilhassa bu sistemlerin mümkün kılınması için gereken uyumluluğu, teknoloji ve insan uyumluluğunu sağlayan nöro ergonomi ve nöro ergonomi konusunda bir sohbet paylaşması yapacağız. Şöyle düşünün. Siz pırıl pırıl Hocam bir bir şeyi insan. atladınız. Siz kendinizi bir tanıtacaktınız. Şimdi ben ya. Yavaş yavaş olacak. O Size 8 bıraktım dakikam ben. var toplam. Tamam. Öyle verdik. O yüzden Tamam. yavaş yavaş gelecek. Siz pırıl pırıl bir İstanbul'dan bahsettiniz. Philadelphia'nın pırıl pırıllı bir başka. Ve bütün katılımcıları bugün ben bizim Philadelphia'da Drexel Üniversitesi'nde bilişsel beyin mühendisliği ortak çalışma ortamı ki buna collaborative yani işbirliği ortamı diyoruz. Oraya davet ediyorum. Eğer ki aranızdan bazıları zaten bizi ziyaret etmiştir. Kendinizi orada o ortamda hissedin. Sonra İlkin bizim Philadelphia'dan size bazı mesajlar vereceğiz. Hayatımızdan parçaları sizinle paylaşacağız. Daha sonra ağ yapısımızda bulunan Ar-Ge ağ yapımızda, dünya çapındaki Ar-Ge ağ yapımızdaki en önemli laboratuvarlardan bir tanesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hümeyt Laboratuvarı'na geçeceğiz. Böylelikle Amerika ve Türkiye arasında bir uçuş yapacaksınız ve hepimizin aynı hedefe doğru nasıl çalıştığımızı göstermeye çalışacağız. Bir parça bahsetmek gerekirse benim bu konulara girişimin geçmişi şöyle elektrik mühendisliği okurken Boğaziçi Üniversitesi'nde kısa bir zamanda ve merakım da sistem mühendisliği ve bilgi işlem ki o devirlerde tabii sayısal bilgi denen konu daha yerleşmemişti. Bu konunun sağlıkta, insan sağlığında ve insan başarımında ne kadar önemli bir yere gelebileceğini, ne kadar büyük katkılar yapabileceğini düşünüp bir küçük öğrenci olarak da bir arayışa girdim ve Pennsylvania Üniversitesi'nde ki onu bulmam da çok ilginçtir, onu ayrıca konuşuruz. Bir medical electronics yani tıbbi elektronik programı bulup orada doktoraya başladım. Doktora hocam gerçekten müthiş Nobel alması gereken bir kişiydi. O seviyede çalışan bir kişi. İlk biyomedikal mühendislik bölümünü kurdu. Ben de tesadüf hasbelkader elektrik mühendisliğinden daha o anda tanımlanan bu 1976
Ben 78'de mezun oldum. Böylelikle herhalde ilk veya ikinci biyomedikal mühendis olarak mezun olduk. Bundan sonra omuzumuza binen müthiş bir sorumluluk bu mesleğin. Diğer mühendislikler ama bunun yanında yaşam bilim, ama bunun yanında tıp, ama bunun yanında ekonomi, bunun yanında bütün diğer tasarım gibi konuları içine alan bir konu olduğundan tanıtılması. Ve o konuya kendimizi adadık. Bu adamının, bu çalışmaların, bu bilhassa araştırmada ve eğitimde bunu aksettirmenin sonucunda ortaya şöyle bir durum çıktı. Kurulan biyomedikal mühendisliği programlarının hiçbiri bu bahsettiğimiz hedefe odaklı insanın sağlığına ve insanın başarımı yani performansına odaklı çalışacak bir ortamı yaratamamaktalar. Zira mühendislik fakültelerinin içinde kurulmaktalar. İlk bağımsız fakülteyi oturttum bizim okulda. Arkadaşlarla birlikte bunu yaptık. Ve bunun içinde de bizim 90'lı yıllarda içine girdiğimiz çok önemli bir konu olan bu biyooptik, biyofotonik konusunu kendi merkezine alan bir laboratuvar. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedelim. Biyomedikal mühendislik, mühendislik dışında da çalışabilen bir konu olduğundan diğer konuların disiplinlerin üstünde yaşamak ve hedefe odaklı olmak zorunda olduğundan ister istemez kurduğunuz laboratuvarlar, kurduğunuz fakülteler, bir araya getirdiğiniz çekirdek takımlar gerek fakülte olaraktan yani öğretim üyeleri olaraktan gerekse laboratuvar gruplaşması bakımından çok esnek, evrilir olabilmesi lazım. Kurduğum okul da böyledir, bölümleri yoktur. Devamlı yepyeni konulara girer. İlkin beyin mühendisliği ki tam kurduğumuz devirler 90'ların ortası, 98'de kapıları açtık öğrencilere ve çok çok başarılı oldu bundan sonra. Beyin mühendisliği, doku ve hücre mühendisliği ve de bioenformatik yani moleküler biyoloji ve hesaplamalı bilimlerdi. Bu evrile evrile bakın bilişsel beyin mühendisliği, bioenformatik kişisel tıp ve de tabii ki doku mühendisliği de demin size de bahsettim. Başlıklık mühendisliğine kadar ilerledi. Bu ortamları yarattığınız zaman bugün benimle birlikte bu ortamda kurulan Conquer dediğimiz yani bilişsel bilim mühendisliği ortak çalışma alanının sahadaki bütün girişimlerinin başını çeken özel bu oluşumun hıdıtları ittirmesinde özel görevi olan Kurtuluş İzzetoğlu, Hasan Ayaz, sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, ortaklarımızdan Murat Perit ve Cengiz. Size sahada olanları anlatacak. Şimdi ben bir parça tarihçeyi vereyim. Ben kendim bilgi yani sayısal bilgi işlemcisi ve sistem mühendisi olduğumdan ve eğitim yıllarımda ki elektrik mühendisliğinde de çok tabii ki ister istemez bu okulu kurmadan yıllarca ders vermiş bir kişi olaraktan sayısal iletişim sistemleri konusunda bilhassa ilerlemiş bir kişi olarak bu sohbeti yapay sistemler yani yapay sistem insan yapımı sistem demek. Siz buna makine deyin, robot deyin, algoritma deyin, yapay zeka deyin ne derseniz deyin. Yapay sistemler. Bizler de onu bu sistemlerin insanın bedeni ve bilhassa beynini sistemleri ki bunlar doğal sistemler, doğal algoritmalar, doğal isterseniz gen lerimiz doğal algoritma, makine tamamı müthiş bir canlı makinemiz var ve bu canlı sistemlerin cansız sistemlerle yani doğal sistemlerin doğal aklın yapay akılla birlikte uyumlu bir şekilde çalışması için gereken ne lazımsa onu araştırmak, o konuda teknoloji geliştirmek,
onu sahaya götürmek bizim işimiz. Bu yüzden kurduğumuz laboratuvarlar, ortaklıklarımız, işbirliklerimiz her biri bir hedefe doğru. Genellikle biz sağlık ve başarım konusunda, yani sağlık ve insan performansı konusunda ilerlememize rağmen bu sohbeti ben o konuları bir parça dışarıda bırakarak da daha çok insan sistemlerine, yani insanı merkezine alan, insanın parametrelerini, insanın faktörlerini dikkate alıp tasarımın parçası yapıp bundan otomasyon sistemi, komuta kontrol veyahut da otonom özerk sistemler tasarlayanlara bir pencere açmak için bu yönden aldım. Çok farklı yönlerden gelebilirdik. Çünkü bunun bir de beşeri bilimler kısmı var. Sadece sinir bilim, psikoloji, bilişsel bilimlerle yapay bilimlerin, sistemlerin tümleştiği yer değil. Bir de bu olayın, hele bilhassa biz beynin içine girdiğimiz için, doğal ortamlarda beyninizdeki işlevleri takip edebildiğimiz için, yani şu anda Davut hocamız bana dikkat ediyorsa, bizim aletlerden birini taşıyorsa, bende de aynı alet, aramızda bir bunu işleten bir program olsa, ben Davut Hoca'nın sadece dikkat edip etmediğini değil, aynı zamanda çalışan bir bellek geliştirdiğini ve bu belleğin tipini, sonra Davut Hoca'nın bunları dinlerken benim söylediklerimin ona aktarılmadığını, kendi kafasında bu konuda bir takım planlar yapıp yapmadığını ve hatta bir konuda karar vermeye kalktığını dahi görebiliriz. Bu demek ki bizim en mahrem olan beynimiz, yani insanlığımızın tamamıyla irademizin, bağımsız hareket etmemizin merkezi olan beynimize bize bir pencere açmakta. Bunun demek ki sadece ahlak değil, hukuk ve politika ve bilhassa anayasaların değişmesi konusunda da çok büyük bir vurgusu var. Ve nitekim Şili, bakın bu kadar ülke arasında ilk en önden giden Şili oldu. Şili anayasasında insan hakları içine beyin haklarını, düşünce haklarını, düşünme, çünkü sizin düşünmenizin mahremiyetine girebilmemizden dolayı. Tabii ki bu ileriye ait bir iddia. Halen teknoloji çok çok yeni, çok çok işin başındayız ve bahsettiğim gibi dünyanın pek çok yerinde, Japonya'sında, Çin'inde, Singapur'unda, Türkiye'sinde, Avrupa'nın her bir tarafında, Kuzey Amerika'da, bugün fark ettim Güney Amerika'da bir ortaklarımız yok, fakat fiilen çalıştığımız ve sonuca odaklı yürüdüğümüz en temel araştırmadan geliştirmeye geçmek, geliştirmeden de sahaya götürüp ilk uygulamaları yapıp ondan sonra da bizim laboratuvardan çıktığı gibi diğer laboratuvar ürünlerin çıkması ve sanayilerin kurulması. Bu sanayilerin Türkiye'de kurulması konusunu aramıza bugün katılan Volkan Özgüz hocamızla çok eskiden konuşmuşuzdur. Beyin Türkiye, bu 10 senelik bir konu. Beyin Türkiye şeklinde umarım sohbette bu konu geri gelir. Şimdi bu benim bahsettiklerimin gerçeğe indirgeyecek, sahada bu işi fiilen yapan Kurtuluş İzzetoğlu hocamızı davet etmek istiyorum. Kurtuluş 10-15 dakika kendi çalışmalarından bir takım örnekler, tabii buzulun ucu olabilecek ancak, vermeden önce size bu bizim laboratuvarın ortamından ve aynı zamanda bu bahsettiğimiz ve bizim laboratuvarda gelişen bir teknolojinin ilkelerinden, fizyolojik ve fizik ilkelerinden bahsedecek. Bildiğiniz gibi geldi laboratuvar, gördüğünüz gibi bu laboratuvarın bir cephesini Kurtuluş yönlendirmekte ve o konuda size bir parça bir giriş verecek. Sonra Hasan hocamız nöroergonomi konusunda dünyadaki öncülüğü yapan
genç olarak biliniyor tabii ki Hasan. Tabii ki ortakları var fakat Fred Dohe bilhassa Fransa'dan. Fakat bu konu gerçekten iki yapay ve doğal sistemleri birlikte ahenkli bir şekilde verimli, etkin ve güvenli bir şekilde çalıştırabildiği için çok çok önemli bir konu. Ona geçeceğiz. Daha sonra uçuşumuz Ankara'ya olacak. Murat Perit hocamız kendi çalışmalarından, bu kendisi bilişsel bilimlerden geldiğinden, bu çalışmaların nasıl sistemin insanı ve beyni sistemi döngüsünde bulunduran sistemlerden bahsettikten sonra Cengiz hocamız, tabii ki bu arkadaşlar konuşurken birçok teknolojiyle tanışacaksınız. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji özel olarak işlevsel kızıl ötesi ışık spektrumu teknolojisi. Fakat bunun yanında EEG ve vücuttan alınan diğer işaretlerin yanında bir de göz takibi konusu var. Çünkü gözle beyin çok yakın çalışan bir inanılmaz sistematik ve ona da Cengiz hocamız toparlayacak. Ve bir de son çıkışımızı yaparken siber beyin güvenliği konusuna gireceğiz. Kurtuluş, lütfen buyur, seni dinliyoruz. Merhaba, çok teşekkürler. Kurtuluş İzzetoğlu ben. Aynen Kanker dediğimiz laboratuvarda, kolaboratif işbirliği laboratuvarında ve de Drexel Üniversitesi'nin biyomedikal mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. 2001'den itibaren Bağın Hocam'ın ekibiyle çalışmalara başladık ve özellikle kızılötesi, bahsettiği kızılötesi ve sahada beyin izleme teknolojisini geliştirmek üzerine büyük bir ekiptik. Daha önce bu zaten University of Pennsylvania'da Britain Chance tarafından başlatılan bir teknolojiydi. Onun hakkında biraz bahsedeceğim şeylerini genel olarak, ama şu an o teknik biz başladığımızda çok basit bir şeydi, laboratuvardaydı. Bizim ekip tarafından ve de işte ODTÜ'deki arkadaşlarımızla hep beraber bu teknolojiyi şu an sahaya götürmüş durumdayız. Ve dünyada herhalde 200'ün üzerindeydi en son. Bu teknolojiyi şu an kullanan sadece araştırma değil, ayrıca şirketlerde veya büyük enstitüler, NASA'dan tutun da işte Singapur'daki NTU Üniversitesi'ne kadar herkes şu an bu teknolojimizi kullanıyor. Ben biraz teknolojiye şey yapmadan önce hani kapsamı vermek istedim. Kapsam ne? Yani bugünkü konuya da uygun. Çok tabii ki klinik uygulamalarımız var, klinik dışı uygulamalarımız var. Bu teknoloji nasıl uygulanıyor, neden uygulanıyor? Bir de o da var tabii ki. Yani neden bir anda bu tür teknolojiler çok böyle revaçta olmaya başladı? Onun sebepleri var. En büyük sebebi de işte bu değişen dünyada, özellikle insan özel sistemleri, insan otonom sistemlerinin ortaya çıkması. Bu şey değil, yani şey olarak düşünmeyin bunu. Hani insan makine arayüzleri, insan sistem, insan robot ilişkileri, bu onun ötesinde bir şey şu an. Biliyorsunuzdur zaten. Yani her şey, tüm dengeler ve tüm değişkenler farklı şu anda. Özellikle otonom, insan otonom sistemlerinde. Neden farklı ve neden sahada beyin izleme, sahada insanı izleme önemli hale geldi? Böyle bir şey hazırladım. Bir tarafta otonom sistemler, özel sistemler var. Aslında kendi içinde de bir ironi var, değil mi? Şey, kendi içinde de bir çelişki var. Otonom özel sistemler demek kendi başına öğrenebilen, kendi başına karar verebilen sistemler. Yani otonom sistemler bizim şeyimiz değil aslında. Yani bizim burada da bu konuşmada da otonom sistemler nasıl tasarlanır falan, bunları konuşmayacağız. Ama bizim kısmımız, yani bizim grubun, bugünkü konuşmaya katılan arkadaşlarla çalışmaya çalıştığımız konu, bu insan ve otonom sistemlerin nasıl daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışır hale getiririz. Tabii bunu söylerken aslında kendi içinde de bir çelişki var. Çünkü otonom sistem, özel sistem, kendi başına dediğim gibi karar veren, öğrenebilen sistem. Niye insan? Hani insansız yapmaya çalışıyoruz her şeyi, değil mi? Hatta insansız hava aracı, insansız, kendi başına sürebilen araba diyoruz.
Öyle olmadığı ortaya çıktı. Özellikle son, çok da değil yani son 5 yıl belki, belki de daha az bir sürede. Aslında o geliştirdiğimiz özel sistemlerde çok çok ciddi ciddi sorunlar yaşamaya başladık. İşte kaza haberlerini duyuyorsunuzdur. Boeing işine hiç girmeyelim, Max kazasını duydunuz. Sanırım bunlar yani ya da işte Tesla'nın ya da bu kendi başına sürebilen arabalardaki olan problemleri duydunuz. Bunun üzerine herkes aslında sadece bir adım değil, birkaç adım, bayağı bir adım geri atmak zorunda kaldı ve şey ortaya çıktı. Hani bu ilişkiyi, biz bu ilişkiyi nasıl kurtarabiliriz ve nasıl bu güzel bir ilişki ve özellikle havacılıkta ya da klinik sahada yani şey güvenilirlik mesela, değil mi? Yani safety dediğimiz o güvenilirlik kısımlarında sorunlar yaşamaya başladık. Üzerine bir de mesela havacılıkta hani bir uçağı A'dan B'ye en az yakıtla şey dediğimiz özellikle burada hava FAA, Federal Aviation Administration'ın iki tane maddesi vardır. Dünyada herkes bunu uygular zaten. Birincisi verimliliktir. A'dan B'ye aynı bu sayıda uçağı, şey, kişiyi ulaştırma. Diğeri de en az yakıtla optimize edilmiş bir şekilde göndermek. Yani efficiency dediğimiz verimlilik olayı. Bunların ikisi de olmamaya başladı bu otonom sistemleri. Buradaki kapsam, bugün konuşacağımız konuda ben otonom sistem dediğim zaman ya da arkadaşlarımız dediği zaman dediğim gibi sadece bir robottan bahsetmiyoruz. Bu bir artık bunlara agent denmeye başlandı. Eğer soft agent derlerse aslında bu işte hani akıllı zekayla üretilmiş olanlar, ama sadece agent derlerse artık kavramlar çok değişti. Agent insan yerine de geçiyor artık mesela. Örnekler işte koyduk mesela birkaç tane çalışma. Bunlar bizim çalışmalarda örnekler. Örneğin artık gerçekten hasta yaratabiliyoruz ve bu hastada hasta her şeyi, yani tüm gerçek hayattaki her şeyi kendi başına gerçeğe dönüştürebiliyor. Böylece işte hemşireleri eğitebiliyoruz, doktorları eğitebiliyoruz. Bu sistem kullanılmaya başlandı mesela. Ya da ya sağda görüyorsunuz yani işte arttırılmış gerçeklik diyen biriyle robot kolunu kullanan ve rahatlıkla bir artık cerrahı eğitebiliyoruz. Sol tarafta bu tür şeyler ilerlerken bir de tabii ki şehirleşme de çok değişiyor şu an. Çok duymaya başlamışsınızdır. Urban mobility, urban air mobility, urban ground mobility dediğimiz hani bu kargo taşımacılığı, insan taşımacılığı, yani her türlü taşımacılıkta bütün şehirler şu an bütün planlarını değiştiriyor. İşte mesela bu IEEE'den aldığım işte şurada şeyde gösteriyor. Bu yeni, çok yeni bir şey. Mesela orada bir bakarsanız bu urban mobility'den çok bahsediyor. Hani altyapıları nasıl değiştireceğiz buna uygun olarak? Sistemleri kendi başına öğrenebilir, kendi başına karar verebilen sistemleri bu taşımacılık içine nasıl koyulacağız diye. O yüzden de tabii ki tüm yapıların değişmesi gerekiyor. Bir de bunun insan tarafı var. Hani agent dediğimiz insan tarafı var ve bunların hani insanla bu otonom sistemler nasıl birlikte takımdaş olacaklar? Bu çok önemli hale geldi. Mesela bilmiyorum takip ediyor musunuz? İngiltere buna devlet politikası olarak da çok aşırı şekilde yükleniyor. Singapur aynı şekilde öyle. Asya, Çin zaten inanılmaz şekilde yükleniyor. Amerika yavaş yavaş başladı buna. Daha çok onlar otonom sistem tasarımı üzerine çok yoğunlaşıyorlardı. Ama çok fazla hatalar olmaya başlayınca anladılar ki bir yerde hata yapıldı. O yüzden her şey, bütün insan faktörleri kitapları bile şu an değiştiriliyor. Nasıl değiştiriliyor bu kitaplar? Artık bu tasarım aşamasında bu iki etken, bu iki tane component dediğimiz hani otonom sistemlerle iki sistem ve insan sistemleri nasıl birlikte çalışacak? Bunlar içinde çok fazla yazılmış şey var ama ben grupladım. Biraz onların üzerinden geçeceğiz. İşte takım olma, güvenme ve karar verme. Çünkü karar verme mesela değişkenlerden biri otomatik sistemlerde ya da eski insan sistem arayüzlerinde hepimiz biliyoruz. Her zaman için son söz, yani sistemde en ufak şey sorun olduğunda bütün kontrol insana geçer. Bütün yani bu yazılı kuraldır. Hani bize de mühendislik aşaması sırasında da bütün robot şeylerinde bu öğretilir. Ama artık bu değişti mesela. İki taraf da karar verecek birbirine. İki taraf da karar vereceği zaman iki tarafın da birbirine güvenmesi gerekiyor. Güvenme işini yapabilirken sadece bu güvenme kısmında sadece insana düşünmeyin. Sistem de artık insana güvenip güvenmemeye karar verecek.
Şey düşünün, iki tane pilotun kokpitte oturduğunu düşünün. Ve o sistem kendi başına yapamayacağı bir şey olduğunda, sistem insana geçirmek istediğinde hangisinin mesela daha uykusunu az almış olduğu ya da Bağın Hocam bahsettiği karar vermede daha iyi davranabileceğini düşündüğü pilota geçirecek artık mesela komutayı. Ve bunu yapabilseydik aslında 5-6 yıl önceki çok büyük trajik Air France kazasını engelleyebilirdik mesela. İsterseniz bakın ya da konuşmak istersek sonra belki soru kısmında konuşuruz bunu. Oradaki en büyük kaza kontrol, otomatik sistem olduğu için kontrolü direkt birinci pilota verdi. Birinci pilot gecenin saatin ikisiydi ve gerçekten hani karar verme, eğer biri beynini izlemiş olsaydı o kişinin o anda en sağlıksız kararı verecek kişi olduğuna karar verilirdi. Ama maalesef böyle bir beyin izleme cihazı olmadığı için orada öyle bir şey yapıldı. Tabii bunun yanında da şöyle avantajlarımız var. Son yıllarda artık beyin bir kara kutu olmaktan çıktı. Beyin hakkında bayağı şey biliyoruz. Mesela Kurtuluş Hocam, bu Air France kazası nedir? Kısaca onu bir söyler misiniz? Ben merak ediyorum. Air France şey gece 2'de olan Over Atlantic oldu yani Atlantik üzerinde. 150'nin üzerinde insan maalesef kaybedildi. Tamam, Güney Amerika'ya giden bir uçuştu. Evet, evet, aynen. İnsan faktörleri üzerine oldu kaza. Kazanın raporu açıklandı. Gece 2'de tamamıyla birinci pilotun yapmış olduğu yanlış kararla eğer ikinci pilot mesela verseydi kararı daha iyi olabileceği söyleniyor. Çünkü konuşmalardan o anlaşıldı. Otomatik pilotta sorun oldu. Otomatik pilotta sorun olduğu için protokol gereği en ufak sorunda tüm kontrol pilota geçer. Eski otomatik sistem, bütün insan faktörleri, bütün ergonomi kitapları böyle yazılmıştır. Ama artık işte bu kazadan sonra ya da bu kendi başına sürebilen araçlardaki problemler yüzünden artık bu tür bütün tasarımlar yeniden yapılıyor. Tamam. Mesela sağda da şey görüyorsunuz. Bu gerçek bir yayının şeyini koymadım. Pardon, unutmuşum onu. Açıklığı dün gece koyunca şeyi unuttum. Mesela bu bir MRI çalışması, functional MRI çalışması. Üstteki tecrübeli bir pilotun beyni, aşağıdaki tecrübesiz bir pilotun beyni. Artık biz bunları yani gerçekten şey yapabiliyoruz, izleyebiliyoruz. Tecrübeli ve tecrübesiz pilotlar arasındaki beyin işlevsel farkları görebiliyoruz. Şimdi böyle bir bilgi de varsa elimizde bu takımdaşlığı, bu şeyi, birlikteliği oluşturabiliriz. Yani bütün şeyler de onun üzerine gidiyor şu an. Biraz daha içine gireyim. Sahada, Bağın Hocam dediği sahada. Mesela bu benim Singapur'da çalıştığım ekip, Singapur'daki NTU, Nanyang Technological University. Ve bizim Saab İsveç'in bu. Saab inanılmaz bir yatırım yapıyor buna. Saab'ın orada da bir laboratuvarı var. Ben de doktora programlarına katkıda bulunuyorum. Öğrencim var orada. Changi Airport'un mesela bu şey, dünya şu an mesela uzaktan kule dizaynına gidiyor. Böylece 5-6 tane havalimanında büyük büyük kuleler yapmak yerine bunları birleştirip bir yerde oturacaksınız ve istediğiniz oradaki, o ülke içindeki hatta ülkeler arasındaki havaalanındaki kuleyi kontrol edebileceksiniz. Burada gördüğünüz iki tane mesela hava trafik kontrolörü var. Bunlar biri emekliydi, biri aktifti. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu an. Bak kafasında görüyorsunuz bir teknoloji var. O teknolojiden bahsedeceğim size. Bunlar karar verdikleri sırada beyin izleme yapıyoruz. Mesela bu şey dünyada önemli bir hale geldi. Çünkü mesela önce Kuzey Avrupa çok yatırım yapıyor buna. Çünkü onların hava limanları küçük ve her küçük hava alanı için bir tane kule yapmaya gerek yok. Bir tane bir kule yaparsınız. Bütün ülkeyi aslında hava alanlarını kontrol edebilirsiniz. Olmanıza gerek yok yani orada. O yüzden ciddi ciddi inanılmaz yatırımlar var. Burada Alaska'da başladı. Çünkü Alaska'da da öyle küçük küçük hava limanları var. Daha sonra tabii bu büyüyecek. Bu çok önemli bir mesela çok özel bir sistem ve güzel bir örnek bence. O yüzden de biraz koymak istedim. Otonom sistemleri. Bu gördüğünüz aslında bir yani oda bu. Yani şu gördüğünüz aslında bir oda. Ama bu odaya mesela birkaç tane içeride soft agent akıllı geliştirilmiş agentlar var. Arka planda. Mesela bir tane agent hava durumu agenti. Bu hava durumu her türlü bilgiyi o anda yani Changi Airport'un ya da İsveç'teki bir havalimanından sağlıklı olarak canlı olarak o bilgi geliyor mesela. Ve ona göre
Oradaki insan, hava trafik kontrolörü, o da karar verici. Mesela bir anda bu ekran görüyorsunuz, tam olarak verebildim mi bilmiyorum. İki ekranda tam olarak renk değiştiriyor. Biri mesela o anda, Singapur'da çok olur bu, bir anda yağmur yağmaya başladı. Ben oradayken de böyle. Bu fotoğraflar biz orada deney yaparken bir anda yağmur yağmaya başladı. Sağanak bir yağmur. Anında hava trafik kontrolünün gördüğü ekran değişti. Bir anda sağanak bir yağmura dönüştü. Ve yani sanki direkt Changi Airport'un hava alanında gibi davrandı. Bunun yanında işte verdiği kararları aynı anda veriyorlardı. Bizim yapmaya çalıştığımız burada benden ya da bizim gruptan istenen yardım şuydu. Biz bu soft agent'ları geliştiriyoruz ama bunları dinamik olarak nasıl eğiteceğiz? Eğitmek için de insan modellerine ihtiyaçları vardı. Sanırım soru var. Cevap vereyim mi yoksa chat'te yoksa... Kurtuluş, rica etsem senden lütfen bu çok güzel bir örnek. Ben de bu örneğin bu projenden pek haberdar değilim, merakla izliyorum fakat bu işleri yapabilmemiz için gerekli olan teknolojiden bahsedecek misin? Yani bunun ilkelerinden. Evet. Soruları en sonda alacağız. Kurtuluş. Tamam, peki. Evet. Neyse işte ve en önemlisi buradaki 4 tane kavram var. 4 kavramda takım olma, özellikle bu tasarımda nasıl yapacağız? Tasarımda tabii ki karşılıklı birbirimizden besleneceğiz. İnsan modelleri, insan modellerini beslemek için bir mesela Cengiz Hocam bahsedecektir. Bir hava trafik kontrolünün göz izlemesini yapıp o hava trafik kontrolünün göz izleme modeli, mesela 12 yıllık hava trafik kontrolörünün göz izleme modelini bu soft agent'lara koyacağız. Ve o soft agent 12 yıllık bir hava trafik kontrolörü gibi karar verecek. Güven ve tabii ki rolleri, bu konularda çok gerideyiz şu an. Roller nasıl olacak? En ufak bir şeyde olduğunda ya da bir function allocation denilen şey çok değişti artık. Çok değişecek fonksiyon tasarımları. Tabii ki önemli olan bu kısım önemli. Nasıl bunların artık ayrı ayrı performanslarına değil de birlikte performanslarına bakılacak. O nasıl yapılacak? Bir de what ifs'ler, yani bir şey kötü gittiğinde. Hani neler yapılacak, kim karar verecek ya da paylaşılacak mı karar? Bu çok önemli. Ve tabii ki bunu sahaya nasıl götüreceğiz? Bunun için de sertifikasyondan tutun da eğitimine kadar yeni eğitimleri nasıl yapacağız? Mesela yeni dersleri nasıl oluşturacağız? Diğer örneğimiz işte medicine'da. Burayı geçeyim. Acaba Adem'le çalışmamız, işte robot çalışması üzerine. Gördüğünüz gibi o Pahan Hocam bahsettiği o teknoloji, bir giyen bir yeni cerrah bu şeyi kullanıyor. Bazı kararları Da Vinci dediğimiz o robotic surgery de verecek ama bu eğitim sırasında beyni izleyip bu bir yetiler geliştiği zaman bu gelişten yetilerin bu alete geri olarak beslenmesi gerekiyor. O konudaki ilk çalışmamız. Bizim yapmaya çalıştığımız, bu grubun yapmaya çalıştığı, gördüğünüz gibi bir kapalı döngü bir sistem var. Özellikle mesela bu tür takımdaşlık kurduğumuz zaman. Burada tabii ki nörofizyoloji dediğimiz kısım, yani beyin izleme kısmını yapmamız gerekiyor. Şu kısım, bu kısım vardı zaten. Yani şu kol vardı. Bizim eklediğimiz kısım bu kısım. Daha çok insanı işin içine koyma, insan beyni izleme. Onu yaparken de kullanılan teknolojilerden biri sadece bu. Bizim laboratuvarımızdan çıkan. Kızılötesi ışıkla beyin izleme. Yapmaya çalışılan bu sistemin sebebi sadece bizim laboratuvardan değil, içeride başka herhangi bir dünyada gördüğünüz kızılötesi ışınla bilişsel durumu izleme, beyin fonksiyonlarını izleme cihazları hepsi benim şu an anlatacağım şeyi kullanıyor aslında. Temel ilkeleri kullanıyor. Fizyolojik ilkelerine baktığımızda çok basit aslında. Fizyolojik ilkelerine baktığımızda işlevsel beyin işlevlerinin çalışması, biraz tabii mühendislik diliyle anlatıyorum bunu. Sinir bilimci arkadaşlar tabii ki ve doktor arkadaşlar daha iyi biliyor bunu. Ama ben biraz mühendislik diliyle anlatayım. Abi bu beyin işlevleri çalıştığı, yani ben size şu an bir telefon numarası verdiğimde ya da yeni bir bilgi verdiğimizde beynin belli bir kısımlarındaki sinir hücreleri bir araya gelip çalışmaya başlıyorlar. O çalışmayı yapabilmek için, o ateşlemeyi yapabilmek için tabii ki ATP, yani enerji üretmeleri gerekiyor. Bunun için de glukozun yanına oksijen konulması gerekiyor ki oksijenin bir an önce o bölgeye iletilmesi gerekiyor.
O bölgeye iletilmesi için kullanılan da hemoglobin kullanılıyor. Hemoglobine hemen oksijen bağlanıyor. Vascular sistem dediğimiz kalp oraya basıyor ve oraya giden oksijen özellikle kılcal damarlarla o bölgeye ulaştırılıyor. O oksijen hemen o bölgedeki sinir hücrelerine iletiliyor. İletilir iletilmez oksijen bırakılıp tekrar bizim deoxygenated hemoglobin dediğimiz yani oksijenini bırakmış hemoglobin tekrar geri dönüyor. Ve bunun güzel yanı, bilinen yanı, sinir bilimcilerinin ilgilendiği yan, bu oksijenlenmiş hemoglobinin miktarı ve de deoksijenlenmiş hemoglobinin miktarı oradaki beyin işlevleriyle orantılı. Yani bir yüksek bir korelasyon var. O yüzden bunu kullanırsak, eğer biz sinir bilimcilere bunu verirsek, bu bilgiyi verirsek, onlar o bilgiyle beyin işlevleri hakkında bilgi edinebiliyor. Bizim optik mühendis olarak optik ilgilendiğimiz kısım burası. Bu olduğunda yani hemoglobine oksijen bağlandığında hani demir dediklerimiz hani kısım bağlandığında bir renk değişimi oluyor. Bu renk değişimi iki renk değişimi kırmızı mavi derler ama öyle değil aslında. Hani biri daha koyu kırmızı diğeri biraz daha açılmışı. Bu iki ama önemli olan bizim için oradaki renk değişimi. O renk değişimini biz ölçebilir miyiz? Eğer renk değişimini ölçersek optikte, o zaman o renk değişimini ölçtüğümüz zaman oradaki oksijenlenme ve oksijenini bırakma kısmıyla ilgili bilgi alabileceğiz. Onun için de 80'li yıllarda Delphi College of London, COP 1991 ve Britain Chance'in çalışmalarıyla 700 ile 900 nanometre arasında baktığınızda aslında bu oksijenlenmiş yani kırmızı dediğimiz, deoksijenlenmiş dediğimiz, mavi diyelim ona şimdi. Bu iki renk arasındakini belli frekanslarda ben ışık yollarsam oraya, birincisi gerçekten kemikten geçiyor, yani kafatasından geçiyor. İkincisi belli frekanslar, emilme konusunda belli bizim kromofor dediğimiz, yani oksijenlenme mesela 700 ile 800 arası yolladığımda gördüğünüz gibi deoxygenation kısım daha fazla emilme yapıyor. 800'ün üstünde de bu sefer oksijenlenmiş hemoglobin daha fazla emilme yapıyor. Çok basit prensip. Gerçekten bütün NIRS teknolojileri çok basit ve bunu kullanır. Hitachi işte 690 ile 830'u kullanır. Biz 730 nanometre ile 850 nanometreyi kullanırız. Başka bir grup galiba 750 ile 810 kullanıyor. Yani ama aynı principle kullanılır ve aynı temel ilkeler kullanılır. Yapılmaya çalışan da şey gibi pulse aksimetredeki transmission değil de reflection'a bakılır. Yapılan da gördüğünüz gibi bir ışık kaynağı var. Işık kaynağının belli uzaklıkta da bir dedektör koyduğunuzda ve bu frekanslarda bu fotonları buraya yolladığınızda özellikle bizim için önemli olan kısım gray area dediğimiz gri alan. Çünkü bütün kılcal damarların olduğu yer bizim için. Sinir bilimciler bunu çok iyi bilirler. Bütün MRI falan çalışmalarında da. Özellikle beynin ön yüzüne bakarız. Çünkü beynin ön yüzü karar verme ya da dikkat ya da işleyen bellek kısımlarında çok önemli. Ve bunlar zaten bizim için çok önemli. Özellikle öğrenme ve de bir işi yaptığımız zaman en çok kullandığımız kısımlar. Biz de oraya yerleştirdiğimiz sistemle şimdi bir sonraki yansıda göreceksiniz. Işığı yolladığımızda belli bir frekans yolladığımız ışık aynı şekilde bizim istediğimiz bölgedeki sinir hücreleri tarafından alınıp o fotonlarla ilişkiye girip oradaki oksijenlenme ve deoksijenlenme miktarına bakılarak bir emilme gerçekleşiyor. O emilmeden biz oradaki miktarı ölçebiliyoruz. O miktarı aldığımız zaman da o miktarı sonunda oradaki bilişsel iş yüküne olsun ya da öğrenme sırasında yaşadığımız zorlukları o aradaki ilişkiyi kurabiliyoruz. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela bu şu anki sistemimiz 16 kanallı. Ön yüzünde gördüğünüz gibi. Bu bizim masaüstü dediğimiz sistem. Daha çok araştırma için kullandığımız. Tuş, rica etsem biraz hızlı gidelim çünkü sırada Perit ve Cengiz var.
biraz da bilgi vermek istiyorum. Tabii. Maalesef Hasan bize bağlı şu anda, fakat evinde büyük bir acil durumla karşı karşıya, bir boru patlaması nedeniyle. O en son aramıza katılabilir. Fakat eğer bitirebilirsen Cengiz ve Ferit ve Cengiz de kendi projelerini anlatabilirse bunları kısaca geçelim istersen. Tabii geçtik, tamam, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Britain Chance'den bahsettin. Eğer biyofotonik konusunda eğer çalışmış kişiler varsa, Britain Chance'in bu konuda nasıl bir öncü olduğunu ve bizleri nasıl sahiplenip biz de onun teknolojisini alıp mühendisliğimizle nasıl hayata geçirdiğimizden de bahsetmek gerek. Çünkü büyük bir vicdan borcumuz da var. O yüzden onun bıraktığı mirası iyi mühendislikle, gerçekten bilişsel bilimin en uç köşesinde çalışaraktan ve diğer mesleklerle, psikoloji, nöroloji, psikiyatri gibi mesleklerle, sinir bilimcilerle ve de aynı zamanda teknolojik kısımdaki pek çok kişilerle çalışaraktan Britain Chance'in hepimiz dünyaya sunduğu bu teknolojiyi yaymaya çalışıyoruz. Kurtuluş bu konuda en öncülerden. Hatta kurduğumuz laboratuvarın da ortaya çıkabilmesi için müthiş gayret sarf etmiş, her türlü ayrıntısıyla uğraşmış bir kişi. Çok çok teşekkürler Kurtuluş. Perit, sırada Hasan'ı şimdilik atlıyoruz. Perit, sizin dünyanızdan bize bir parça, şu anda Ankara'ya indik. Sizin dünyanızdan bir parça bize bilgi ver ve üzerinde çalıştığımız projelerden lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim aynı zamanda davetiniz için. Ben kısaca kendi ilgilendiğim kısımlarla alakalı bilgiler vereceğim ama yaptığımız işlerin hepsinin ortak olduğunu baştan bir söylemekte fayda var. Kısa kesitler vermeye çalışıyorum. Önce kendimi tanıtayım isterseniz. İsmim Murat Perit Çakır. Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümünde öğretim üyesiyim. Ben ODTÜ Matematik çıkışlıyım. Oradan mezun olduktan sonra Pennsylvania Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptım. Amacım o dönemlerde bilişimin işte endüstrisine geçip biraz iş deneyimi kazanmaktı ama ben tam 11 Eylül döneminde Amerika'da bulunuyordum. Dolayısıyla şartlar biraz değişti ama büyük bir şans eseri Drexel Üniversitesi'nin o dönemde başlayan bir projeye dair olma şansım oldu bursiyer olarak. Orada internet üzerinden, tabii o zamanlar böyle Zoom falan gibi teknolojiler pek yok, takdir edersiniz. Küçük grupların bir arada matematik tartışabileceği platform üretmeye çalışan bir proje vardı. O projeye dahil olma şansım oldu. Hem matematik hem yazılım geçmişim dolayısıyla. Bu proje üzerine doktorumu tamamladım. Proje sırasında ama aynı zamanda sosyal bilimlerle de haşır neşir olma imkanım oldu. Çünkü ekibimizde antropologlar, sosyologlar vardı. Oradan işte interdisipliner çalışmanın zehrini biraz aldıktan sonra da Banu Hocam'ın labına katıldım. Biyomedikal mühendisliğinde. Orada da sinir bilim ve Eftins teknolojisiyle tanışma imkanı oldu. Şimdi bu ondan sonraki periyotta da ODTÜ'ye katıldım. Şu anda da bu ODTÜ'ye katılınca da bundan bahsetmem lazım. Tabii Cengiz Hoca ile tanıştım ve göz izleme teknolojisi tanıştım sayesinde. Şimdi yapmaya çalıştığım şeyler de bunları bir araya getirerek özellikle sosyal süreçler içerisinde, sosyal koordinasyon oluşan süreçler içerisinde öğrenme ve sosyal koordinasyon nasıl gerçekleşiyor? Bunun çeşitli boyutlar nasıl irdeleyebiliriz? Temel olarak bu alanla ilgileniyorum. Dolayısıyla benim kabaca araştırma sahalarım bilişsel modelleme, insan makine etkileşimi, yine Hasan'ın etkisiyle nöroergonomi, sosyal nörobilim ve öğretim teknolojileri ekseninde. Bunlarla alakalı kısa kesitler sunmaya çalışacağım bu sunum içerisinde. Yani biraz tabii kabaca öğrenim, beceri gelişimi süreçlerinin nörofizik iz düşümlerine bu teknolojileri nasıl irdelemeye çalışıyoruz, onlarla ilgili örnekler vermeye sunacağım, çalışacağım. Eftins ve gözleme üzerinde kısa örnekler olacak. Detaylandırma konusunda Cengiz Hocam'ı biraz bırakacağım, gözleme konusu tabii ki. Ben sadece size kısa örnekler sunmaya çalışacağım. Sadece amacım size bir fikir vermek. Bahsettiğimiz teknolojinin mesela ilk post doktoraya katıldıktan sonra yaptığımız uygulamalardan bir tanesi
problem çözme üzerinde olmuştu. Hasan Hoca ile beraber bir tangram puzzle ortamı kurgulamıştık. Tangram puzzle'larını çoğunuz biliyorsunuzdur. Size verilen masum umarım görebiliyorsunuz. Bir şekli 7 parçadan yapmaya çalışıyorsunuz. Bu parçaları istediğiniz şekilde verip çevirebiliyorsunuz. Parçaların üst üste gelmemesi gerekiyor. O şekilde nasıl kombinasyon oluşturacağınız bulmanız gerekiyor. Burada çok kabaca hani frontal korteksten bir sinyal alabilecek miyiz diye baktık. Özellikle sorular zorlaştıkça. Buradaki zor sorular genelde şu tarz sorular oluyor. Özellikle simetrik bir şekilde böyle çok nasıl şekillerin bir araya geleceği alakalısı fazla ipucu verilmeyen durumlar biraz daha zor. Çünkü bunu da şeyden görebiliyoruz. İnsanlar daha uzun süreler harcamakta veya çözememekte bu tip şeyleri. Veya bu hayvan şekilleri biraz daha kolaylaştırıyor işi. Çünkü size az üçgenlerin nereye geleceği ile alakalı falan ipuçları içermekte. Burada bu zor ve kolay durumları kıyasladığınız zaman özellikle sağ frontal kortekste mesela yoğun bir farklılık görüyoruz. Bu mesela bir biz düşün. Bu tarz bir süreçle alakalı olarak elde edebileceğimiz ilk sonuçlardan bir örnek. Bunu genişletmek isterseniz başka bir çalışmadan bir örnek vereceğim şimdi. fMRI ve pozitron emisyon tomografi gibi teknikler de bu için kullanılabilmekte. Burada ise biraz daha uzun soluklu bir çalışmadan örnek vermek istiyorum. Bir tetris çalışması bu. Tetris'i hepimiz biliyoruz tabii. İki grup üzerine yapılmış bir çalışma bu. Bir grubu ise 3 aylık bir süre boyunca yoğun bir şekilde Tetris oynama programı uygulanmış durumda. Bir çalışmaya başlamadan önce tabii bu çekimler yapıldı. Orada bir Tetris oynuyorsunuz. Bu sırada sizin bir işlevsel beyin hareketleriniz takip ediliyor. Ondan sonra bir grup 3 ay boyunca bu eğitimden geçiyor. O sürekli uzaktan takip ediliyor. Bir diğer grup herhangi bir şey yapmıyor. Onlarla ilgili yani bir kontrol grubuna itibariyle. 3 ayın sonunda da aynı ölçümler bir daha yapılıyor. Beyin arası nasıl farklı oluşuyor? Bunu incelemeye çalışıyorlar. Gördükleri şu kabaca. Yoğun bir şekilde Tetris çalışan ekibin özellikle bu maviyle işaretlediğimiz bölgeler sağ frontal korteks ağırlıklı biraz premotor ve motor kortekse tabii yansımalar söz konusu. Burada ciddi bir aktivasyon düşüşü söz konusu. Yani aynı görevi yaparken artık daha az bu bölgeleri kullandıklarını görüyoruz. Tabii arka bölgeler parietal korteks, göz ve özellikle görsel süreçlerle alakalı occipital dediğimiz arka taraflar hala tabii kullanılmak neticede göz üzerek yaptığınız bir görev. Motor korteksiniz hala kullanmaktınız ama özellikle bu ön bölgelerin daha çok bu planlama üst seviye bilişsel süreçlerle ilişkilenmiş bölgelerdeki aktifleşmenin düştüğünü görüyoruz. Bir de ek olarak tabii MR çalışması olduğu için fonksiyonel MR'ın yanı sıra yapısal MR alınması söz konusu. Burada da özellikle parietal bölgeler bu şu bölgeler üzerinde yine beyinsel dokular oluştuğuna dair, milimetrik seviyede küçük farklılıklar oluştuğuna dair gözlemler yapılmış. Bu da hani bu sürece has, bu eğitim süreci sonucunda bazı yeni yapıların sentezlendirilip oluştuğuna dair bir MR olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla işlevsel seviyede, anatomik seviyede bazı ilişkiler öğrenmeye bağlı olarak beyinde gerçekleşebiliyor. Bununla alakalı olarak bir çalışma olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Bunun bir benzerini de biz yine uçuş simülatör ortamında gerçekleştirdik. Yine ben postdoc'tayken başladım, sonra devam ettiğim bir çalışmaydı. Bu içinde yer almış bulundum. Burada tabii uçuş simülatörleri şu tarz Tetris gibi şeylere göre çok daha karmaşık ortamlar. Burada tabii biraz olayı basitleştirmek adına inişe odaklandık. Bir insan sınav aracını simülatör yani uçuş simülatörleri hiç alakası olmayan bir grup insan üzerinde ama belirli bir eğitim programı içerisinden geçerek incelediğimiz bir deney ortamı oluşturduk. Burada tabii deney ortamı yani çok büyük bir simülatörden bahsetmiyoruz tabii ama yine itibariyle pedalları ve gücü ve joystick'i ayrıca kontrol etmeniz gereken bir yapı bu. Bunu hiç bilmeyen insanlar için bir zor bir durum bu. Çünkü radarlarla vesaire bazı uçağın kontrol yüzeylerini ayarlamanız gerekmekte bu iniş sürecini yapabilmeniz için. İniş de nispeten kontrollü bir süreçtir. Yani havacılıkta belli parametre tutturmanız beklenir. Alçalma süratiniz, düşüş, yatış açınız vesaire gibi önemli parametreler var. Bunları belli aralıklarla tutturmanız bekleriz. O yüzden bizim açımızdan yani bu karmaşık bir ortam bile olsa bazı parametrelerin üzerine odaklanarak öğrenmeyi niceliklendirebileceğimiz bir yapı sunmaktaydı. Şöyle bir şey gördük. Burada yani çok küçük bir grup aslında 12 kişi üzerinden çalıştık ama dediğim gibi hiç başlangıçta simülatörle alakası olmayan insanlar ilk defa burada öğrendiler. Ama bu kişileri 3 hafta boyunca 9 seansta tekrar tekrar yüzlerce kez iniş yaptık. Sonuçta da mesela bu davranışsal olarak bir gösterim. Yatış açısındaki ideal durumdan sapmayı görüyoruz. Sapma tabii çok yüksek başta. Giderek düştüğünü görüyorsunuz. Bu klasik bir learning curve. Öğrenimle alakalı olarak belirli bir beceri kazanımının olduğuna dair size bir intiba oluşturmaktı. Bu tabii birkaç boyutlu bir şeyin tek bir boyutunu göstermekte.
Bunun karşılığında beyinde ne gördük? Tabii bizim için kritik konu oydu. Özellikle yine bu sol frontal korteks bölgesinde yoğun bir farklılık gördük. Bununla alakalı olarak da 9 güne yayılmıştı hatırlarsınız eğitim süreci. 9 gün içerisinde her gün 10'ar kere deneme yapıyorlardı iniş açısından. Hep pist başında belli bir hızda başlatıyorduk. İnmeye çalışıyorlardı. Yani kontrollü bir hale getirmeye çalıştığımız deneydi. İlk başlangıçta oksijenleşme düzeyinde bir artış görüyorsunuz. Yani giderek bu biraz hani göreve angaje oldukları ve yavaş yavaş aslında biraz anlamaya başladıkları dönem olarak ifade edilebilir. Sonra belirli bir şekilde davranışsal olarak da bir zaten burada hızlanma gördüğümüz dönem içerisinde bir düşme yaşadık. Sonra birazcık daha bir artış var, sonra tekrar bir düşme söz konusu. Yani burada artık iyice uzman şekilde bu süreci yürüttükleri bir dönemi görüyoruz. Burada yine benzer bir şekilde bu tepki örneğinde gördüğünüz gibi bir düşme örüntüsünü yavaş yavaş görebiliyoruz. Sonra Hasan Hoca'nın bu iki bilgiyi bir araya getirdiği bir gösterim var. Bunu size kabaca göstermek istiyorum. Burada az önceki iki bilgiyi bir araya da inceleme imkanı söz konusu. Yani bir boyutu beyindeki frontal bölgedeki özellikle oksijenleşme değişimi artı performans değişkenlerini gördüğümüz değişim. Bunların ikisini bir araya getirip iki boyutlu bir gösterim yaptığınız zaman insanların giderek daha optimal durum, yani bunları işte performans kuadrantı olarak düşünebilirsiniz. Dördüncü durum tabii biraz suboptimal bir durum. Giderek çalışmayla beraber daha yüksek performans izledikleri noktaya geldikleri durumda bir takip yapma imkanı sadece bu ölçümler üzerinden söz konusu olabilir gibi bir bulguya ulaştık bu çalışma sonucunda. Keza bu da bir örnek. Burada şu durumu görüyoruz. Yani bu frontal bölgedeki faaliyetler bize bazı şeyler söylemekte ve bu beceri edinimi ve işte uzmanlaşmaya bağlı olarak da değişiklikler gösterebilmekte. Bu işin bir boyutu. Bir de tabii belli bir görev üzerinde uğraşırken belli bir uzmanınız olmasına rağmen görevin içerisinde sizi zorlayan durumda olması veya olmasına bağlı olarak bu bölgelerde de farklılıklar görebilmekteyiz. Dolayısıyla buna odaklanan çalışmalar söz konusu. Bununla ilgili şimdi kısa bir örnek vermek istiyorum. Biz buna bilinçsel iş yükü takip ediyoruz kabaca. Burada da yine ODTÜ'nün TUSAŞ'ta yaptığı bir işbirliği söz konusuydu. Yine bu teknolojinin, eritme teknolojisinin kullanıldığı bir proje bu. Airbus'un yürütücü olduğu, Thales Airbus, Avrupa'daki bir konsorsiyum yürütücü olduğu bir proje, ACROSS ismi, Advanced Cockpit for Reduction of Stress and Workload. Amaç, şurada kabaca gösterebilirim, bu bir Airbus simülatörü. Airbus ortamlarında pilotun koltukta oturup oturmadığını bile bilmiyorsunuz. Hiçbir sensör yok. Az önce Kurtuluş Hocam bahsetti bu durumla alakalı olarak elimizde, yani pilotların durumla alakalı temel veri biliyorsunuz, ses kayıtları. Ama burada amaç projede çeşitli sensörleri bu kokpit ortamına entegre ederek pilotlar durumuyla alakalı, bilişsel durumu ve iş görebilirlik durumuyla alakalı ne çıkarabiliriz? Yani mesela incapacitance durumu olduğunda pilot bayılabilir, bayıldığı zaman postür değişiyor. Bunu bir Kinect kamerayla mesela takip etmek söz konusu olabilir. Veya işte algısı nerede şu anda, kokpit göstergelerine hangilerine bakıyorlar, bir göz izleme cihazıyla yapılabilecek bir durum. Efner'sa de bizden verilen görevde hani bilişsel iş yükü değiştikçe siz de buradan anlamlı bir sinyal takibi yapabilecek misiniz? Onun haricinde dediğim gibi koltukta işte oturup oturmadan bir basit sensörü vardı veya kalp atış sensörü, çeşitli farklı ölçümler de yapılmaktaydı. Yani biz şöyle bir şey yaptık. Burada tabii gerçek pilotlarla yapıldı bu çalışma. Öyle bir değeri var. Yapılan senaryolarda sistematik olarak zorluk seviyeleri değişen senaryolarda. Onları da şöyle kısaca özetleyeyim. Birinci oturumda bir serbest uçuş yaptığı için bu kadar sensörle uçmak da tabii yeni bir şey pilotlar için. Bunu bir deneyimlediler. Biraz o şeyi attılar üzerlerinden. İkinci oturumda klasik bir uçuş yapıldı. Kruz durumunda başladı. Normal bir şekilde iniş yaptılar. Üçüncü durumda ise yine kruzla başladılar. Ama tam böyle inişi planlayıp tam düzene oturdukları zaman da bir başka havalanı yönlendirdik. Bu bilişsel iş yükü yaratan bir şey pilotlar için. Bir sürü hesap yapmaları gerekiyor tekrar. İniş açılarını vesaire düşünmeleri gerekiyor. Dördüncü oturumda ise yine benzer bir şey yaptık. Bir de üzerine tırmanırken flap ağrısı verdik. İyice ağır şey olsun diye, iş bağ olsunlar diye. Bu tabii yani bunların neçe itibariyle çalıştıkları ve uzmanlı oldukları süreçler ama neçe itibariyle yine benzer bir beyin yanıtının olmasını beklediğimiz durumlar bunlar. Tabii burada bize verilen zorluk bunu gerçek zamanda yapmamız. Dolayısıyla bir tahmin modeli yapıp bunu gerçek zamanlı olarak kestirmeye çalıştık. Normal şartlarda yani veriyi çekip sonrasında yapılan analizlerle bunu ortaya koymak da söz konusu. Biz burada tabii kabaca bir mühendislik çalışması yaparak hani belirli zaman pencereleri oluşturmaya çalıştık. Sadece elimizde bir pilottan alınmış veri vardı. Onun üzerinden bir şey model eğitip sonra başarısına bakmaya çalıştık. Dolayısıyla bir dezavantaj durumdaydık açıkçası. Deney kurgusu itibariyle deneyi bizim yapmamıza da izin vermediler. Yani biz modeli kurduk, train ettik, teslim ettik. Deneyi Fransa'daki ekip yaptı. O anlamda enteresan bir validasyon süreci oldu kendi içerisinde. Kabaca işte 60 saniyelik süreçler içerisinde oksijenleşme tüketimin
ile ilgili bazı özellikleri değişimine baktık açıkçası. Ortalamadır işte ne bileyim Q-Q-Tus gibi değerlerine bakarak bir model oluşturduk. Çok da basit bir model yaptık. Linear discriminant model olarak yani hızlı çalışması gereken model aynı zamanda. Evet, rica etsem bir parça toparlasan eğer başka bir proje varsa adını söyleyip geçsen. Ki olur. Cengiz ve de Hasan var daha. Saat bir saat kadar oldu birlikteliğimiz. O yüzden biraz da sohbete vakit ayırmak istiyoruz mümkünse. Eğer toparlayabilirsen sevinirim. Hemen toparlıyorum. Burada yine benzer yerlerde etki gördük. Görebildiğimiz kadarıyla orta, yüksek, düşük gibi iş yüklerini tahmin etme konusunda belli başarı elde edebildiğimizi görebiliyoruz burada. Yani benzer örnekler içerisinde. Yani size birkaç tane örnek sunmak istemiştim ama tabii zaman biraz fazla oluyor. Bunlar artık kokpit içinde girmek üzere. Bunları da Hasan Hocam herhalde daha detaylı size bilgilendirecektir. Bir helikopter ortamında alınmış bir veri var mesela burada veya gerçek uçakta alınmış veriler var. Giderek bunlar sahaya daha da intikal etmeye başladı. Son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sosyal şeyi aktaracağım. Onu belki zaman gerekirse olur. Yani sadece bunu koymuştum bir fırsat olsa konuşmak üzere. Şu an yaptığımız çalışmadan çok kabaca bahsetmek istiyorum. Şu anda yani ekip olarak aslında dahil olduğumuz bir süreç bu. F-16 pilotlarının az önce bahsettiğimiz süreçlerin simülatör eğitimleri içerisinde entegre edilmesiyle alakalı bir proje bu. F-16 pilotu simülatör ortamındayken pek çok değişik modeliteden ölçüm yapılmakta. Burada işte FMS'in haricinde EEG, kar, nabız vesaire gibi başka sensörler de söz konusu. Bunları takip ederek simülatör eğitimi sırasında aldığımız yanıtlar üzerinden simülatör eğitiminin etkililiği üzerine değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Ve zaman içerisinde aslında eğitmen pilotun yaptığı yani pilotu yönlendirmeye yönelik yapılan girdileri simülatörün adaptif bir şekilde kullanıcısını anlayarak yapmasını sağlamak esas amacımız. Şu aşamada hani bu sensörleri birleştirip anlamlı bir şekilde veri üretebilir noktaya geldik açıkçası. Üzerine çalışmalarımız devam etmekte. Modellerini kurmaya vesaire devam ediyoruz. Askerler her şeyi istediler. Dolayısıyla her türlü sensörle çalışmak durumunda kaldık ama bizim için önemli ve güzel bir deneyim oldu. Şu andaki halimiz bu. Şu anda prototipleri oluşturduk. Veri çekme aşamasına geldik. Dolayısıyla bu şekilde toparlamış olayım isterseniz. Hani başka soru cevaplarını detaylandırırım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok çok sağ ol. Katılımcılara bizim ekipler, bizim ağ yapısında bulunan gençlerin ne kadar heyecanlı, ne kadar çok konuda, nasıl hudutları ittiklerine dair hem Kurtuluş hem sen çok güzel bir ruh aksettirdin. Şimdi Cengiz'e geçeceğiz. Son toparlamayı Hasan'la yapacağız. Belki şöyle bir şey olabilir Hasan'ın durumuna göre. Belki Hasan'ı daha ileride bir sohbete bizi dahil ederlerse tek başına Hasan'ı ele almak gibi. Fakat şimdi bu heyecanı, bu Ankara'nın merkezi laboratuvarındaki bu güzel yeri nasıl biz sizi Philadelphia'ya davet ettik, Kankara buyurun dedik, ikramımız var dedik. Aynı şekilde Perit de umarım davet eder. Perit kapınız açık mı? Tabii ki, tabii ki. Ben aynı zamanda modellerin evet. Simülasyon merkezinde de bulunmaktayım. Evet. Bunlar hem enformatik esin hem de modellerin simülasyon merkezinin ortaklığıyla giden işler. Tabii ki seve seve çok memnunuz. Yani biz daha yakınız. Farklılıkları var biliyorum ama hani geldikçe şartlar. Gerçekten müthiş bir laboratuvar ve modelleme simülasyon merkezi zaten gerçekten çok özel bir yer. Fakat sizin laboratuvar dünyada öncülerden, demin bahsettiğim bu Genius projesi Türkiye'ye özgün bir projedir. Benzeri yok. O yüzden hani benzerleri olabilir fakat bu tamamıyla Türk tipi bir proje. Çok çok teşekkürler. Bu projede çok önemli görev alan Cengiz'i şimdi çağıralım. O da hem göz takibi konusu hem de siber güvenlikten bir parça bahsedecek. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Bilgi Ekonomisi Derneği'ne de çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiniz. Sağ olun. Adım Cengiz Acartürk. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden mezun oldum. Daha sonra ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nde Bilişsel Bilimler bölümünde yüksek lisans yaptım. Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nde doktoradan sonra Microsoft'un ARGE birimlerinden birisinde Portekiz'de postdoc yaptım. 2012 yılından beri ODTÜ'de hem bilişsel bilimlerde, 2017'den beri de siber güvenlik programlarında üretim üyeliği yapıyorum. Bu süre içinde Perit Hoca ile zaten uzun süredir çalışıyorduk. Bahane Hoca'yı tanımak çok büyük bir fırsat oldu sağ olsun. Müthiş öngörüleri bizi yönlendirdi. Kurtuluş Hoca ile Hasan Hoca ile de çok güzel tartışmalarımız, fikir alışverişlerimiz, ortaklıklarımız oldu, araştırma birliklerimiz oldu.
Benim ilgi alanlarım temel olarak göz izlemedir. Yani görmeyle ilgili konulardır. Görmenin bilişsel bilimi, okuma araştırmaları. Daha güncel olarak da insan robot etkileşimi ve siber dünyada, siber güvenlikte insan faktörleriyle ilgileniyorum. Şimdi bu şey çoğunlukla bu sunum görme tarafına odaklı ve özellikle de göz izlemeye odaklı. Çünkü metodolojiden söz etmek istiyorum. Genel bir resmidir bu aslında bu teknolojilerin. Merak ettiğimiz çok iki temel değişken vardır. Nereye bakıyoruz ve ne kadar süre bakıyoruz bu baktığımız yerlere. Çok merak etmediğimiz değişkenler de vardır. Göz izleme özelinde konuşursak mesela göz kırpmayı ölçemeyiz. Göz izleme cihazı başka sensörler kullanırız. Farklı sensör çerçeveleri içerisinde göz izleme çok verimli olur genellikle. Ve gözün sıçramalarını inceleriz biz. Çünkü gözün günlük hayattaki normal hareketi budur. Yani sıçrar durur, sıçrar durur, okumayı düşünün. Biz bunu çok hissetmeyiz. Bize sanki görsel dünya bütünmüş gibi gelir ama göz sıçrar. Biz bunların sürelerine bakarız, onları modellemeye çalışırız, tahmin etmeye çalışırız. Ve buradaki esas olarak bilimsel gözle bakarsanız aslında mesele gözün sıçraması değil de gözün merkeze çevredeki hangi unsurları getirmek istediğidir. Bu tabii ki beyinle ilgili. Yani şu anda sağda solda gördüğünüz perifer yani yanal bölgeler aslında biraz bulanık. Böyle hissetmesek bile gözümüzün bir sonraki hareketinin amacı o bölgeyi merkeze getirmek, net olarak görmeye sağlamak. Buna foveal vision deniyor. İşte foveaya düşürmek, retinanın orta kısmını düşürmek. İki değişkenden söz ettim ama bundan yüzün üzerinde farklı parametre çıkıyor, değişken çıkıyor. Yani hareketi, süresi, hızı, ivmelenmesi, şekli bunlardan çok kısa söz edeceğim. Bu liste değil ama bu genel bir resim. Yani arka plan görünürdeki basitlik yani evrimin bize getirdiği bu görünür basitlik arkada aslında elbette oldukça kompleks bir mekanizmanın yansıması. Doğal olarak bunun araştırması da o kompleksite karmaşıklık içinde devam ediyor. Şimdi göz izleme için kullandığımız cihazlar türlü türlüdür. Mesela bunu bir bilgisayar monitörüne entegre edebiliriz. Uzakta olabilir. Çok yüksek çözünürlükleri vardır. EEG gibi. Beyin görüntüleme EFNIR'le ortak çalışabilenleri vardır. Giyilebilir olanlar da vardır. Bu çok hızlı gelişiyor bu teknoloji günümüzde. Gözlük gibi görünebilirler. Sanal gerçeklik içine gömülebilirler. Yani sanal dünyalarda nerelere baktığımız çok öne açık bir alandır bu mesela araştırmacı olarak. Hayvanlarla ilgilenenler vardır. Çünkü hayvanların da nerelere baktığını araştıran bir araştırma ekolü var. Bütün bu teknolojiler ve bunların uygulamaları yani nerede hangi cihazı kullanacağız uzmanlık meselesi. Yani yıllar içinde öğrenilen, gerçekleştirilen bir bilgi birikimi bu. Mesela biz bunu okuma araştırmalarında kullandık, algıda kullandık, insan robot etkileşimini oyunlarda. Çok kısa ben bunlardan örnekler vermek istiyorum. Mesela okumada biz esasen sadece bir kelime görürüz. Hep etraf bulanıktır. Bunu hissetmesek bile çok küçüktür bizim görme alanımız. Bunu bir kelimeye bakıp sağa sola okumaya başladığınızda görüyorsunuz. Türkçe'ye geldiğinde olağanüstü zengin bir alan. Çünkü Türkçe çok kendine has bir dil. Bütün diller kendine has. Türkçe kendi ailesi içinde işte ekli köklü aglutinati denen diller içerisinde muhteşem bir fırsat sunuyor çünkü gözün bu kelimeler üzerinde nasıl bir anlamda oynadığını, bunları nasıl işlediğini beynin göze bakarak anlamaya ve tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu araştırma nereye gider? Mesela disleksiyi anlamamıza yardım eder. Çocukların dili nasıl öğrendiğini anlamamıza yardım eder. Bunları hem Türkiye'de TÜBİTAK'ın desteklediği hem de Avrupa Birliği projeleriyle yürüttük. Göz daha önce de Kurtuluş Hocam söyledi. Tecrübe, işte expertise, novice inspection çok önemli. Biz bunu mesela mimarlarla yaptığımız çalışmalarda gördük. Aynı resimlere bakıyoruz, aynı dünyayı görüyoruz, aynı çevreyi görüyoruz. Ama bir mimar o kadar farklı bakıyor ki sadece gözün verisinin topolojik dağılımından o muhteşem farkı görüyorsunuz. Ekspertizi, uzmanlığı çözüyorsunuz bu tür bir yaptığınız şey sadece şu resimleri bir inceler misin, bize yorumlar mısın ama bize verdiği bilgi olağanüstü. Bunu oyunlarda denedik, kullandık. Göz tek başına güzel bir oyun kontrol aracı değildir. Çünkü
çok hareket eder. Her yere bakarsınız, durduramazsınız, çok hızlıdır, dinamiktir. O yüzden aslında göz sesle güzel gider oyunlarda, etkileşimde. Yani multimodal dediğimiz, multimodal, çok kipli diye çevirebileceğimiz çevrelerde gözü kullanabiliriz. Ve belli bağlamlarda eğlenceyi arttırabildiğine dair bulgular bulduk. Tersini de bulduk. Bütün yeni teknolojiler hemen kabul edilmez insanlar. Aslında ilk başta çok çekici bulurlar. Çok yeni bir şey diye, ama aslında oynamazlar. Yani tercih etmezler. Bunları da yakalamaya başladık, bu trendleri. Bunlar yüksek lisans doktora öğrencileriyle yürüttüğümüz çalışmalar, projeler. Mesela medikal alanda özellikle motor problemi olan hastalarda, yani kas problemi, elini kolunu kıpırdatamayan hastalarda olağanüstü bir potansiyeli var. Çünkü işte konuşma yetisini kaybetmiş bireylerde çok işe yarayabilir bir arayüz imkanı sunduğunu fark ettik. Mesela sanal klavye geliştirip yazmalarına kadar bambaşka bir dünya sunabiliyorsunuz. Teknik olarak hiç kolay değil. Bunlar tabii hastalar için de zor, ama yeni bir dünya yaratabiliyor. Sosyal etkileşim de çok önemlidir göz. Bunu yani günlük hayatta çok sık görürüz. Buna yönelik çok araştırma yaptık. Yani yüzün tanınması değil de daha çok tespiti, takibi ve karşıdakiyle nasıl iletişim kurduğumuz. Kültüre etkiler de var bunlardan ziyade, hem robot etkileşiminde hem insan-insan etkileşiminde. Bu çalışmaları da yürüttük. Bunu niye merak ediyoruz? Ben buradan bir 5 dakika içinde toplayacağımı sanıyorum. Şimdi asıl şey şu, konu şu, dikkati ifade ediyoruz. Birebir bağımlı değil, yani motomot değil, ama çok güzel bir indikatörü dikkatin. Çünkü bir objeye birisi baktığında onunla ilgili bir eyleme geçeceğini tahmin edebiliyoruz. Mesela bir butona tıklayacağını tahmin edebiliyoruz. Fakat nereye bakmadığı da bizim için çok önemli. Çünkü diyelim işte bir film seyredeceksiniz katalogdan. Birini seçiyorsunuz, seyrediyorsunuz, ama ikincisini de aslında seyredecektiniz. O bir sıra vermeye başlıyor. Ve neye bakmadığınız günlük yaşamda da, mesela bir araba sürücüsü düşünün. Nerelere bakmadığı aslında nereye baktığından çok daha kritiktir. Çünkü esas olarak o bakmadığı bölgelere nasıl bakmasını sağlayacaksınız? Bunları çalıştığımız bir alandır göz. Yani nereye bakıyor diye bir odaktan ziyade daha çok nerelere bakmıyor, bu sorunun da önemli olduğu bir alandır. Ve esas enteresan boyutu beyinle birleştiğinde başlıyor. Banu Hocam da söyledi, bu bir ikilidir göz ve beyin. O kadar yakın bir ikilidir ki, bu iki datayı, veriyi bir araya getirdiğinizde insanların ne hakkında akıl yürüttüğünü, baktığını, neyi algıladığını öğrenirsiniz. Sadece beyin verisinden bunu göremezsiniz. Bunun bir adım ötesi de şu, göz bebeği ile ilgili çalışmalar çok arttı. Çünkü göz bebeği aslında gözün ortasındaki bir çukur, temel olarak ışıktan etkilenir, ama ışığın sabit olduğu koşullarda çok farklı bilişsel ve duygusal durumlara da işaret eder göz bebeği. İşte burada beyinle birleşmeye başlıyor. Gözler kalbin aynısıdır, ruhun aynısıdır dersiniz, ama aslında göz bebeği beynin aynısıdır. Çünkü sizin ne tür bir bilişsel yük altında olduğunuzu, hatta çekicilik içerisinde olup olmadığınızı, duygu durumunuzla ilgili bir takım ipuçları verebilir. Şaşkınlık içinde olup olmadığınıza dair. Bu kesin değildir. Teknik olarak çok zordur bu konular, ama ipuçları verebilir size. Dolayısıyla gözle beyin görüntüleme özellikle birleştiğinde aslında şöyle bir durum yaratıyor. Gaze brain diyebileceğimiz veri aslında bizim verimiz değil. O biziz. Yani göz ve beynin birleştiği veri bizi ifade ediyor. Biz sadece bizim verilerimiz değil. Çünkü o bizim içerisinde bilinçli olmayan veriler de olabilir. Bugün biz sosyal medyayı bilinçli kullanıyoruz. İşte baktığınız zaman bir şeyimiz var mı? Mesela sosyal medya hesabım yoksa benim, arkadaşlarım biliyor ki ben varım, yani hala benim var olmadığımı ifade etmiyor. Zaten olsa da benim başka bir profil olduğumu da biliyor herkes. Çünkü tercih ediyorum. İstersem raporluyorum, istersem kliklemiyorum, istersem like ediyorum, istemezsem etmiyorum. Ama göz ve beyin datası sosyal medyaya gittiğinde ve benim hakkımda tahminler yapmaya başladığında ne olacak?
bunun üstünde kimlerin hakkı var? Banu Hoca'nın dediği Neural Rights Initiative, işte Şili'de bu çok aktif biçimde yürüyor. Bunları öngörmeye başladı. Biz bu verilerin siber güvenliği nasıl sağlayacağız? Kimliksizleştirme denen anonymization'ları nasıl gizleyeceğiz? Kişilerin buradan erişilmesini nasıl engelleyeceğiz? Bunları nasıl şifreleyeceğiz? Bu tür soruları sormamız gerekiyor. Bunun nedeni de şu, büyük bir devrim oluyor. Bunu yakında hepimiz çok daha net biçimde göreceğiz. Çünkü yapay zeka, internet, sosyal medyayla bir araya gelmişti zaten. Bu 10-20 yıllık bir öyküdür ama ilk defa sinir bilim ve beyin verisiyle bir araya gelmeye başlıyor. İşte bu kesişimde bir devrim var. Ve bu devrim bütün insanlık tarihini etkileyecek. Öyle ki insanlık tarihinde daha önce hiç sormadığımız soruları sormamız gerekiyor artık. Mesela birisi şuydu, yeni sorulardan birisi, iş akdimiz, iş sözleşmelerimiz nedir? Çok globaldir bu. ILO'nun, International Labor Organization'ın söylediği haftada 40 saat çalışacağız. Bu bir mücadele sonunda edinilmiş bir haktır bu aslında. 38 yapmaya çalışır, bazı ülkeler 35'e düşürür. Peki şöyle bir iş sözleşmesi gelseydi önümüze, yorulunca bırakacaksın, imzalar mıydınız? Bu çok zor bir sorudur. Bunu düşünmeye başladığınız anda birden onlarca soru üretirsiniz. İşte bizim, ben burada durayım, bu soruları sormamız lazım. Çünkü bir devrimin eşiğindeyiz. Tartışmak, bu tartışmayı geliştirebilen toplumlar bu treni kaçırmayacak. Burada geri kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar söz verdiğiniz için. Çok çok sağ ol Cengiz. Belki şu anda tekrardan heyecan konusunda ne müthiş bir geleceğin bizi beklediğini sen de ifade ettin. Belki bizim arkadaşlara bu yazın açacağımız dersi senin de, bütün diğer hocalarımızı, şu anda konuşan hocalarımız ve çok farklı hocalarımız da birlikte vereceği beyin teknoloji yakınsaması dersi, bir kısmı topluma açık olacak, ilgilenen arkadaşlar bazı kısımlarına katılabilirler. İşte bu türlü önemli soruların sorulduğu ama temel uygulamalı saha konulara da girildiği ve bilhassa yapay sistemlerle, yani yapay algoritma, yapay makine, robot, ne isterseniz, zekaya benzeyen bir şey yapay, çünkü gerçek zeka değil. Bir de doğal, beşeri ve sinir bilim, bilişsel bilim, psikoloji, bunun ve bunların tümleşmesiyle ortaya çıkan inanılmaz yepyeni bir dünya tasarımı ve bunun merkezinde, temelinde nöroergonomi dediğimiz, yani ergonomi teknolojiyle insanın uyumlu bir şekilde verimli ve etkin olması demek ise, bu beyni de, gözü de, ne kadar beynimize pencere varsa onu da olayın temeline oturtmak. Onun için vaktimiz çok az kaldı. Fakat Hasan, umarım boru, patlayan boru bir şekilde kapatıldı ve Hasan masa başına geldi ve bana bir iki söz, bir iki yansı sözü verdi. Yapabilirse Hasan'ı çağırıyor. Buyur Hasan. Çok teşekkürler Banu Hocam. Kusura bakmayın, bir aksilik oldu. Bizim zemin katında bir boruda su kaçağı fark ettik. Şans eseri erken fark ettik. Onu durdururken vesaire zaman kaydı elimden. Şimdi hızlıca birkaç yansı göstereyim. Çok az zamanımız kaldı biliyorum. Hemen ekranı paylaşıyorum. Kendimden kısaca bahsedeyim. Hasan Ayaz, şu anda Drexel Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliğinde öğretim üyesiyim. Lisans derecemi Boğaziçi Üniversitesi'nden elektrik elektronik mühendisliğinde aldım. Daha sonra yüksek lisans ve doktora Drexel Üniversitesi'nde tamamladım. Banu Hocam'ın advisor'ı olarak. Ve şimdi de araştırmalarımıza devam ediyoruz. Optik beyin görüntüleme ve bunun çok çeşitli uygulamaları üzerine. Beyin görüntüleme sistemlerini çalışırken hem kendi geliştirdiğimiz hem de çok farklı teknolojilerin farklı uygulamalarını araştırırken birden bunların aslında kesişim noktasında insanı daha iyi anlamak ve sadece laboratuvarda suni görevlerde değil, gerçek hayatta anlamanın önemini fark ettik. Şimdi burada da başlıkta da günlük hayat diyorum. Çünkü
günümüzde ve yakın geçmişte beyin görüntüleme dediğimiz zaman çok farklı bir resim karşımıza geliyor. Yani bir oda büyüklüğünde makinelerle muhteşem şekilde beynin resimleri çekilebiliyor. Mesela MR biliyorsunuzdur. Çok farklı teknolojiler var. Fakat bizim hayalimiz günlük hayatta, yani her ortamda işçiler, operatörler, pilotlar, cerrahlar, öğrenciler iş yaparken, önemli görevler, kritik görevleri yerine getirirken ve aynı zamanda dinlenirken, oyun oynarken, işbirliği yaparken, kısacası günlük hayatımızın her alanında teknolojiyle iletişimde kullanırken veya insanlarla iletişim içerisinde beyni daha iyi anlayabilir miyiz? Ve bunu anlayarak insanların performansını arttırabilir miyiz? İnsanları daha verimli kılabilir miyiz? Teknolojileri daha verimli kılabilir miyiz? Ve bunu nasıl kullanabiliriz? Bunu işte neroergonominin temeli. Neroergonomi dediğimiz kavram çok farklı disiplinlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yüzyılda yapılan birçok çalışmalar, insan faktörleri, bilişsel mühendislik ve sinir bilimin insanı daha iyi anlamaya başlamasıyla bunların birleşmesi ve oluşan bu teknolojiler, yaklaşımların günlük hayatta daha gerçek ortamlarda beyni anlamaya başlamasıyla bu nöroergonomi temelleri atıldı. Nöroergonomi terimi Profesör Raja Parasurma'nın aslında 2000'lerde ortaya attığı bir terim. O zamanlar teknoloji bunu gerçekleştirmek için yeterli değildi. Fakat ondan yaklaşık 1-2 dekade sonra şu anda nöroergonominin aslında pratik olarak kullanıma fayda sağladığını görebiliyoruz. Şimdi kısaca bunun nedenlerinden bahsedeyim. Bunun en temelinde routine assessment, yani hızlı bir şekilde küçültülmüş, giyilebilir sensörlerle bilgi toplayabilir miyiz? Bu zaten şu anda fizyolojik sinyaller için ortada. Şu anda inanılmaz gelişen bir elektronik dalga var. İşte bu akıllı saatler vesaire artık çok pratik bir şekilde, çok ucuz bir şekilde insanlardan bilgi topluyor. Fakat düşünebilirsiniz ki ya bunlar çok ucuz, çok kötü sensörler. Bunlardan gelen sinyallerden ne fayda sağlayabiliriz? Ama işin aslı işte öyle değil. Örneğin bu NIH'in buradaki sağlık enstitüsü Amerika'nın onun oluşturduğu bir projeden bahsedeyim. All of Us diye. Ve bu projede geçen sene yayınlanan Digital Health Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışmaları toplamda 200 bin kişiden Fitbit sensörleriyle toplanan veriyi alarak bu daha önceden bile yakalayamadığımız çok yeni bilgileri yakalayabildiklerini gösterdiler. Yani burada real time, yani gerçek zamanlı olarak flu'nun gelişmesi ve semptomlar ortaya çıkmadan bunu bu Fitbit dediğimiz işte bu uyku ve kalp atışı sensörleriyle ama çok fazla geniş kitleden bilgi alarak bunu yakalayabildiler. Şu anda beyin teknolojileri bu seviyeye gelemedi daha. Yani şu anda hala biz bilgi topladığımızda İşte sınırlı bir deney içinde yarım saat, işte bir saat ve işte çok sınırlı sayıda insandan işte belki 50 kişi, 100 kişi topluyoruz. Fakat yani şu anda hayal ediyoruz ki bunu binlere çıkartsak, yüz binlere hatta milyonlara çıkartsak beyin hakkında neler öğreneceğiz? Ve hatta bunu günlere yaysak çok uzun dönemli olarak sadece bir saat değil de günler boyunca, aylar boyunca çok yeni şeyler öğreneceğiz. Bunun örneklerini de şimdiden görüyoruz. Çok fazla grup bu konuda çalışmaya başladı. Bütün dünyada zaten beyin girişimleri başladı. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Amerika'da NIH, NSF, bu Brain Initiative, aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki bu Brain Initiative, onları biliyorsunuzdur. Fakat bu bütün ülkelerde var. Çin'de, Avustralya'da, Japonya'da hepsinin kendi ulusal beyin girişimleri var. Ve bunların hepsi geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ortaya çıktı. Ve şu anda inanılmaz bir yarış var. Beyin konusunda nasıl yeni teknoloji üretebiliriz? Beyni nasıl daha iyi anlayabiliriz? Bunu yeni teknolojilerle hem daha karmaşık, daha büyük yeni bu fizik metotlarını kullanarak veyahut da çok küçültülmüş, daha portatif giyilebilir ve günlük hayata yönelik
sistemler tasarlanabiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesini örnek vermek gerekirse, yani bu beyin teknolojileri konusunda bu Drexel Üniversitesi'nde bizim grubumuzdan aslında çıkan bir teknoloji, başka çalışma arkadaşlarıyla ve şu anda bir fikirden pratik bir tıbbi cihaza geçişi yaklaşık bir 20 yıl gibi bir süre aldı. Ve şu anda sahada kullanılabilen bir portatif bir teknoloji, nöroteknoloji. Ve daha önceden bilmiyorum Kurtuluş Hocam da bahsetti mi, Banu Hocam da bahsetti mi, kızılötesi ışık yine teknolojisini kullanarak beyindeki kanamayı tespit etmeye yönelik bir sistem. Ve şu anda bu oda büyüklüğündeki CT scan'in daha önceden kullanılması gereken bir durumda şu anda portatif bir şekilde sadece hastanede değil kaza yerinde de beyin kanamasının tespitini sağlayabilecek bir mekanizma. Bu gibi küçültülmüş teknolojilerin günlük hayata ve kullanıma daha da sık gireceğini düşünüyoruz. Bunun temelinde işte bu dediğim gibi çok fazla grubun şu anda çeşitli teknolojiler geliştirmek için çalışması. Peki şimdi hızlıca nöroergonominin nasıl diğer konulardan farklı olduğundan bahsedeyim. Şimdi nöroergonomi tabii beyni çalışıyoruz. Fakat diyebilirsiniz ki sinir bilim zaten bunu yapmıyor mu? Yani zaten bu konuda çalışmalar yok mu? Bir sürü neuroimaging, işte beyin görüntüleme teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Fakat şimdi bu işin temelinde bu temel bilimlerde, sinir bilimde mesela beyin izole olarak tahmin ediliyor. Yani bir MR aletinin içerisine giriyorsunuz ve sadece beyine odaklanıyorsunuz. İşin aslı beyin her zaman için aslında vücutla entegre, devamlı bir bilgi alışverişi içerisinde. Bunun çok detaylarını artık biliyoruz. Ve aynı zamanda da davranışla iç içe. Yani aslında bu bir kontinüum. Yani davranışlar da aynı zamanda beyni etkiliyor ve vücudu etkiliyor. Bunlar hepsi bir iç içe bir entegre şekilde çalışıyor. Ama şu ana kadarki çalışmaların çoğunda bir ya da ikisi daha fazla öne alınmış bu konularda. Şimdi nöroergonomide bunların hepsini ele almaya çalışıyoruz ve aynı zamanda çevreyi de. Yani bunların içine nasıl bir ortamda bu görevleri yerine getiriyorsunuz? Bunu da sokmaya çalışıyoruz. Yani aynı görevi işte çok böyle kısıtlı ve bir acil durumun olduğu bir ortamda yapmaya çalışmak gibi. Ben de mesela şimdi kafam karışık bir anda bu odayı şey yapıyorum, sunum yapmaya çalışıyorum. Veyahut da bunu çok rahat bir şekilde işte dinlenerek kumsalda aynı görevi yapmaya çalıştığınızda bunun etkisi de farklı olacak. Bunları da işin içine katmaya çalışıyoruz nöroergonomide. Peki teknolojilerden bahsedeyim. Beyni görüntülemek için giyilebilir teknolojilerde en çok kullanılan EEG ve fNIRS teknolojileri ve bunların bir sürü farklı çeşidi var. Yani devamlı bir innovation, gelişim bunların içerisinde. Aynı zamanda da beyin aktivitelerini de dışarıdan değiştirebiliyoruz. Yani neurostimulation. Yani sadece beyinden bilgi toplamayıp aynı zamanda değişik beyin bölgelerini elektrik akımlarıyla, çok zayıf elektrik akımlarıyla veya manyetik alan değişikleriyle bu TDCS veya TMS dediğimiz teknolojilerle değiştirebiliyoruz. Bizim aynı zamanda yaptığımız Drexel'de bunları birleştirmek, yani neuroimaging ve neurostimulation, yani hem beyin görüntüleme hem de beyni bu tetikleme konusunu aynı anda yapabildiğimizi gördük ve bu şekilde beyin bu tetikleme dediğim neurostimulation'ı da bilgilendirebiliyoruz o beyin bölgesinin durumu hakkında. Tabii dediğim gibi vücudu da ölçmek önemli, fizyolojik sinyalleri. Cengiz Hocam bu göz takibinden bahsetti. İşte bunun çeşitleri aynı zamanda kalp veya işte elektrodermal activity gibi ve aynı zamanda işte hareket, bu kameralar, özellikle derinlik ölçebilen kameralar sayesinde artık tüm vücut sistemlerinin, motor hareketlerinin kontrolü ve yakalanması mümkün hale geldi. Ama dediğim gibi temelinde bunları şu anda en çok yaptığımız fNIRS'la aynı anda birleştirmek, yani bunları eş zamanlı olarak yapmanın da bize çok fazla yeni bilgiler verdiğini gördük.
Şimdi hızlıca geçtiğimiz işte 20 yıl içerisinde bu işlevsel beyin görüntülemenin değişiminden bahsedeyim. Dediğim gibi temelinde MR gibi, fMRI gibi çok bize bilgi veren bu bilişsel bilimleri temelini oluşturan geçtiğimiz 30 yıldaki sistemler çok harika beyin görüntülemesi yapabildiği halde suni ortamlarda ve gerçek dışı bir takım görevler yapılması gerekiyor. Tabii bunları giyilebilir sensörlerle daha simülatör ortamlarında yapıldığını gördük. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bunların daha gerçekçi simülatörlere geçtiğini gördük. Burada yine iyi arkadaşımla beraber çalıştığımız Frederic Dohen'in Toulouse, France'daki laboratuvarından bir takım görüntüler. Ve geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde de sadece simülatör değil, bunların gerçek ortama aktarıldığını gördük. Burada da yine bir Frederic Dohen ile yaptığımız bir önce çalışma. Bu beyin görüntüleme sistemini uçak kokpitin içerisinde pilotu uçağı gerçekten uçururken bulutlar üstünde ölçebildiğimizi gördük. Tabii bunun için bir sürü teknik problemin çözülmesi gerekiyordu. Bulutların üzerinde inanılmaz güneş ışığı var vesaire. Bir takım filtreleme teknikleri geliştirmemiz gerekti. Harekete dayalı gürültüler sebebiyle vesaire. Ama ve şu anda bunun yapılabildiğini gördük. Aynı zamanda sadece verileri toplamak değil, verileri işleyip buradan bilişsel iş yükünü gerçek zamanlı olarak gösterebildik. Yani bu da beyin bilgisayar arayüzüne gidiyor. Yani o kişinin, pilotun görev sırasında, uçak uçurma sırasında orada tasarladığımız işte çalışmada hava trafik kontrolünden gelen bilgileri işlemesi, onları uçağa girmesi ve bu sırada sadece veriyi toplamak değil, gerçek zamanlı olarak bunu tek bu şey single trial dediğimiz tek görev sırasında anlamlandırabilip bunu iş yükünü derecelendirebildik. Tabii bu bir örnek çalışmaydı. Şimdi temel bilimlere baktığımızda geçtiğimiz son yıl içerisinde bilişsel alanda, motor ve duygusal alanda çok farklı bu MR dediğimiz teknolojilerin, yani çok yerleşmiş teknolojilerin giyilebilir sistemlerle bilgilerini tekrarlayabildik ve aynı zamanda bunları daha da gerçekçi görevlere geçirebildik. Burada yaklaşık 50 farklı çalışmadan seçtiğim bir iki tane örnek var. Bunun devamında bahsettiğim gibi döngüyü tamamlamak, yani neurostimulation ve neuroimaging'i birleştirmek. Şimdi burada da yeni örneklerden iki tanesi yine doktora çalışmaları olan öğrencileri koydum. Adrian Curtin ve Ryan McKendrick. Yani farklı teknolojilerle birleştirip burada farklı görevler, bu speed of processing ve işleyen bellek sırasında öğrenmenin active stimulation'la hızlandırılabileceğini gösterdik. Bunlar çok yeni çalışmalar. Yani sadece ölçmek değil, bir takım işlevleri de ilerletebiliyoruz. Bunları da görüyoruz. Şimdi tabii bunların pratik hayata aktarılması konusunda Kurtuluş Hocam da bahsetmiştir. Havacılık çok uygun. Havacılıkta işte bir sürü çalışmalar yaptık. Bu Kurtuluş Hoca'yla buradaki yakındaki FAA Teknik Merkezi'nde ve ondan sonra bizim tasarladığımız bir takım görevlerde. Burada da yine Frederic Dohen ile işte yaptığımız çalışmadan makalesi. Oradaki şu kendisi de Frederic Dohen ve öğrencileri oradaki kendi uçağına bu portatif sistemleri entegre edebildik. Tabii o zaman çok zordu. Şimdi artık daha da kolay bir sürü çalışmalar yürümekte. Sadece bu değil, insanı anlamak. Yani insanın insanla iletişimi veya farklı teknolojilerle, mesela robotla iletişimi. Bir örnek çalışmada insanlar arasındaki konuşmadaki bilgi aktarımı. Onu gösterebildik. Yani iki kişiyi aynı zamanda beyinlerini ölçtüğünüz zaman, ben şimdi mesela bir şeyler anlatıyorum size. Eğer sizin de beyninizi ölçseydik, benim de beynimi ölçseydik, eğer gerçekten beni dinliyorsanız ve bu kavramları kafanızda oluşturuyorsanız, beyin sinyallerimizin aslında eşlendiğini, yani birbirlerinin yaklaştığını görecektik. Bunun sebebi aynı bu duygu ve düşünce durumlarından geçtiğimiz için bir yakınlaşma görünüyor. Tabii bunu MR aletleriyle vesaireyle yapmamız mümkün değil. İki kişiyi aynı anda yan yana ölçmek. Ama FNIRS gibi portatif sensörlerle çok mümkün.
Ve FNIRS'ın da yerel beyin aktivitesini ölçebildiği için yani fMRI'ye benzer şekilde bu konu için çok uygun oldu. Ve burada bunun kontrollü bir deneyde bunun yapılabildiğini gösterdik. Aynı zamanda fMRI sinyaliyle karşılaştırdık. Eş zamanlı olarak bu bilgi paylaşımının bütün farklı dinleyenler, birden çok dinleyen olduğu zaman mesela şimdiki bütün dinleyenler arasında eğer herkes beni dinliyorsa aynı beyin konusunun aynı referans sinyale senkronize olacağı için bütün dinleyiciler arasında da bir senkroni söz konusu. Onu da görebiliyoruz. Bunu da fMRI ve farklı teknolojiler arasında birleştirerek onu gösterdik. Beyin bilgisayar arayüzü konusunda mesela robotlar konusunda ilgimiz var. Laboratuvarda küçük ve büyük çeşitli robotlarla deneyler yaptık. Burada mesela şu anda mezun olan Alice Batula'nın bir robotu düşünceyle kontrol konusundaki çalışmaları, motor korteksi takip ederek herhangi bir hareket yapmadan ve ama hareketi hayal ederek yani motor imagery yaparak bu robotları bir takım kontrol sinyalleri gönderebildiğimizi gösterdik. Şu anda yine son rica etsem zamanımız tamamıyla doldu. Tamam. Çok ilginç konular. Eğer arkadaşlar dinleyenler arzu ediyorlarsa daha derinlemesine öğrenmek seni tekrardan almaları lazım. Kurtuluşu tekrardan, diğer arkadaşları da tekrardan almaları lazım. Konu umman, heyecanınız müthiş. Yapılabilecekler dünyanın her tarafında sonsuz verimli ve büyük sanayiler oturmak üzere. O yüzden istersen şu anda bir parça ilgi yaratmış olalım, merak yaratmış olalım ki bir arkadaştan bir soru geldi, yaz dersi hakkında bilgi almak istediğine dair. Bu çok kolay. Gerek Talat Hoca bugün katılan ve Davut Hoca bu dersin duyurusuna sahip şu anda. Bana ayrıca da yazabilirler. Bu şekilde biz bu diyaloğu ki 10 sene önce Volkan Özgüz'le Beyin Türkiye dediğimiz zaman hızlanan diyaloğu umuyorum ileriye de götüreceğiz ve siz gençler ve sizin yetiştirdikleriniz, sizin bağlı olduğunuz ağlardakilerle birlikte dünyada çığır açılacak, açılmakta. Çünkü biz beyin teknoloji döngüsü derken yakınsar olduk. Şimdi de artık bundan sonra da senin de bahsettiğin gibi tümleşeceğiz. Ve bu kaçınılmaz bir hız. Fakat bu konuda beşeri yani insan bilimleri, insan felsefesi, insan tarihi, insan hukuku, demin Cengiz'in bahsettiği gibi siber güvenlik gibi konular işin içine girdiğinden, anayasalar değişecek, insan hakları değişecek gibi konular, politika yapanlar aramıza gireceğinden bu işin başındayız ve sizler öndesiniz. Bildiğiniz gibi ben ve benim gibi bütün diğer sizleri destekleyenler arkanızdayız. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum ve bu etkinlikte bize bu kadar esneklik gösterdiği için Davut Hoca'ya da özellikle teşekkür ediyorum. Davut Hoca artık sizin etkinliğiniz lütfen. Eğer bitirmek isterseniz bitirebiliriz. Soruları başka zaman alabiliriz, başka şekilde alabiliriz. Size bırakıyorum. Değerli Davut Hocam, Banu Hocam, değerli Hasan Hocam ve diğer hocalarımız çok çok değerli, güzel bir sunum oldu. Bir müsaitseniz sizler bir yarım saat daha varsa soruları alıp bir sohbet şeklinde de devam etmek istiyorum. Bizim bu bilim, teknoloji, ekonomi sohbetleri dememizin şeyi de o zaten. Evet. Bu toplantı moduna da onun için geçiyoruz ve biz genellikle de ilk soru hakkını Duran Leblebici hocamıza veririz. Hocam buyurun. Evet, teşekkür ederim. Bugünkü oturumun sizin derneğin düzenlediği toplantıların en heyecan vericisi olduğunu söylemeliyim. Sağ olun. Gerçekten gelecek çağın kokusunu aldım. Gelecek çağın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu insan sistemleriyle yapay sistemlerin bir araya gelmesinin getireceği
artıları ve eksileri, evet, ve korkuları, depreştiren düşünceler yarattı bende. Bir kere Banu Hanım başta olmak üzere bu alanda çalışan bütün genç arkadaşlarımı kutluyorum. Ve Banu Hanım'ın bahsettiği Beyin Türkiye Projesi'nin onun öncülüğünde hayata geçmesinin Türkiye için çok önemli, çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Başka soru kim sormak ister? Buyurun. Ben sorabilir miyim Davut Hocam? Buyurun. Ben bir kere bu dostların hepsini çok özlemişim. Onları gördüğüm için de çok mutlu oldum. Onu ifade edeyim. Ve bir de teknik bir soru sormak istiyorum. Şimdi nöro ergonominin bir uygulama alanı da nöroestetik alanı. Ben de o konuya birazcık merak duymuştum. Orada şöyle bir konuyla, iki türlü konuyla karşılaştık. Bir tanesi, sizlerin ifade ettiğiniz şekilde usta sanatçıların beynin sağ ön tarafını daha az kullandığı ortaya çıktı. Yani onlar belli ki beynin en çok emek sarf eden kısmını en az kullanmaya başlamışlar. Ustalıktan dolayı. Bu sizin grafiklerde de bunu gördüm. Bu ilginç, çok ilginç bir ifade. Fakat bir de bir problem var. Nöroestetik konusunda çok şikayet alıyor nöroestetikçiler. Çünkü eleştirmenler şeyden şikayet ediyorlar. Ya diyorlar, siz beynin daha çok üst taraflarını gözlemliyorsunuz. Alt kısımlarda neler olup bittiğini bilmiyorsunuz ama genelleme yapıyorsunuz. Bu soru belki size de soruluyordur diye merak ediyorum cevabınızı. Talat, çok çok önemli bir konu. Demin Hasan ve diğer arkadaşlar da bir parça beyin beden dediler devamlı. Çünkü bu bir bütün. Ve sanatçı arkadaşlar, ki neuro arts denen bir konu var zaten. Ve bu konuda nöroestetik öncülüğünü yapan Zeki Semir, Semir Zeki galiba, Londra'dan kendisi, itiren kişi. O biraz bizim yaklaşımımızla gitmekle beraber, o daha bütüncül yaklaşımla gelebilen nöroergonominin bir konusu olaraktan bu konuyu ele alanlar var. Bunları tabii gençler benden çok daha iyi bilirler. Belki cevap vermek isterler. Gerçekten önemli bir konu bu. Tabii ben kısaca söyleyeyim. Hatta Drexel'de düzenlediğimiz uluslararası nöroergonomi konferansında da konuşmacılardan bir tanesi de Profesör Anjan Chatterjee'ydi. Onun konusu da bu nöroestetik, evet, üzerine. Aynı zamanda nöroloji profesörü kendisi. Fakat estetiğin bu beyinde etkisini araştırmakla beraber MR sistemleri de kullanıyor. Yani MR içerisinde klasik sanat veya çok farklı imge gözlemlediğimizde bunun estetik olarak beyinde oluşturduğu etkileri tüm beyni izleyerek de görebiliyoruz. Şimdi giyilebilir teknolojilere geldiğimizde, dediğim gibi bu temel bilimlerdeki bu MR sistemlerinden faydalanıyoruz. Oradaki çalışmaları genişletebiliyoruz. Aynı zamanda farklı teknolojiler kullanarak, yani dediğim gibi korteksi ölçüyoruz tabii ki, EEG ve fMRI'de çoğunlukla. Fakat daha alt beyin sistemlerini farklı şekillerde, mesela EDA'de bunun autonomous nervous sistemin bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Onları gözlemleyebiliyoruz. Yani farklı, Banu Hocam'ın da dediği gibi, vücudun farklı sinyallerini de toplayarak daha bütünsel bir bilgi toplamak mümkün. Ama bu çok önemli bir konu. Farklı alanları bilgilendireceği için çalışmaların artacağını düşünüyorum. Teknolojilerin daha da olgunlaştığı için şu anda. Hasan, haberin olsun. Talat ve bir iki arkadaş daha benim dersim bu yazın nöroestetik kısmına gelecekler. Hatta eski öğrencilerimizden, psikolojiden öğrencimiz Çelik, Elif Çelik Örs de doktora yapmakta şu anda Cornell'de.
O da aramıza katılacak. Gerçekten bir bu konu, bu açı, çünkü boyut o kadar fazla ki, ama bu boyut en hassas boyutlarımızdan bir tanesi. O yüzden teşekkürler Talat Hoca. Bir de Mesut Bey anestezi konusunda konuşmuş ki Kurtuluş'un doktorası, çığır açan bir doktoradır bu arada, anestezi konusundadır. Kurtuluş chatte Mesut Bey'in sorusunu okuyup da cevap vermek ister misin? Aslında bizim Cemal Bey onları okuyacak hocam. Evet. Cemal Bey onları okuyacak. Ben ondan önce Volkan Hoca'ya bir söz vermek istiyorum. Tabii Volkan tabii buyursun. Tabii. Sonra onların hepsini bizim Cemal Bey okuyacak. Bizim formatımızda tamam, öyle. Tamam. Siz zahmet etmeyin. Tamam. Buyurun. Tamam. Her şeyden önce Banu Hoca'ya teşekkür ederim. Benim adımı zikrettiği için, ama kendisi benim ben bir ara bu işten koptum. Kendisi hiç yılmadan hala daha bu işi devam ettiriyor ve eğer Beyin Türkiye gerçekleşecekse bir şekilde Banu Hoca'nın sayesinde gerçekleşecek. Volkan hocam ne siz ne ben ipin ucunu bırakmadık. Çeşitli yönlerden gidiyoruz. İnşallah. Sonunda bu iş olacak. Evet. Olacak. Ben şu anda mesela Asosyal'deki arkadaşları dinlediğim zaman çok mutlu oldum. Yine burada olmayan ama sizin de bildiğiniz birkaç proje daha var şu anda Türkiye'de dönen. Onlar da hep böyle ekilen tohumların erken filizleri diyeyim. Bunların ağaç olmasını sağlamak sizin bizim görevimiz, ama daha çok genç arkadaşların görevleri. Evet. Ben onun için teşekkür ederim. Ben farklı bir boyutlu, nöroestetik konusu açılmışken ben olaya tamamen farklı bir yerden bakmak istiyorum. İşin aslında o kadar çok data topluyoruz ki ve birbirinden farklı, gürültülü, hem uzayda hem zamanda çok birbirine göre kaymış data topluyoruz. Bunların analizinin matematiksel modeli de kendi içinde bir yenilik. Bu konuda ileride bir konuşma yapmak imkanı olur mu diye soracaktım. Biz hep teknoloji konuşuyoruz ama işin matematiksel tarafı, algoritmik tarafı da kendi içinde özgün. Yani bu alandan fazla bu kadar karışık bilgi analiz eden başka bir alan en azından ben bilmiyorum. Kim evet, konuşabilir karmaşık sistem. Öneri bekliyorum, o yüzden sordum. Evet, evet. Karmaşık sistemlerin hudutu bu esasında gerçekten. Ve nitekim de şu anda sizin söylediklerinizden bizim derste, ki umarım bize destek verirsiniz. Hemen hemen başlangıç noktamız bu. Bu şekilde başlayacağız konuya. Karmaşık sistemler, bağlamsal, yani konektivitesi olan beyinler ve internetin içindeki bu bağlamsallık. Bu şekilde başlayacağız. Çok çok önemli bir konu. Türkiye'deki büyük, gerçekten güzel projeler yürümekte. Bunlardan bir tanesi Cengiz ve Perit de galiba için şimdi de Nörom'dur. Uğur Halıcı arkadaşımız ODTÜ'den Ankara Üniversitesi'nde ta 10-15 sene önceydi BAUM denen Beyin Araştırma Uygulama Merkezi'ni kuran Metehan Çiçek ve bir de Gazi Üniversitesi'nden bir psikiyatr arkadaşımız, onu kendi şahsen tanımıyorum, o yüzden ismini veremeyeceğim şu anda, müthiş bir Ankara çapında nörom projesi başlattılar. Bu yapay zeka ile doğal zekanın birlikte yürüyebileceği bir ortam. Belki Cengiz buna katkı verebilir. Cengiz, gelişmeler nasıl? Hocam Nöron Projesi, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi adı altında kuruldu. Yani şu anda kuruluyor ve giderek büyüyor. Aslında ilgilenenleri de davet etmek isterler diye düşünüyorum. Çünkü amacı bütün Türkiye'de nörobilimle ilgili araştırmacıları bir araya getirmek. Bu araştırmacılar tıp alanıyla kısıtlı değil, mühendis, çok sayıda mühendislik araştırmacısı da var. O anlamda çok belki alanındaki ilk örneklerden biridir bu. Yani interdisiplinerli disiplinler arasında oldukça yüksek bir proje. İlgilenenler için, yani nörom diye arattığınızda şeyde çıkıyor zaten adam motorlarında. Çok güzel. Zira bu konunun altında besleyen Türkiye'de çok ciddi mükemmeliyet merkezleri var. Bunlardan bir tanesi UMRAM. Bu manyetik rezonans konusunda dünya çapında işler yapabilen, tabii ki pek çok başka laboratuvar da var. Fakat geleceğe Türkiye sessiz sessiz bu belki
sessiz ve atsız kahramanlar sayesinde hazırlanmakta. İlk insan teknoloji entegrasyonu adı altında, insan sistem entegrasyonu adında ilk buluşmalarımız İstanbul'da Teknopark İstanbul'un kuruluş çalışmaları sırasında 2010'larda başladı. Ankara'da ve İstanbul'da devam etti. Ankara daha çok savunmaya odaklıydı. Savunma ve sağlık bir parça. Fakat İstanbul tamamıyla sivil sektör, otomotiv, perakende, ulaşım, lojistik falan gibi konularda çok güzel ilerlemeler yapıldı. İnsansız sistemlerin ortaya çıkmasıyla daha da hızlandı. Daha sonra bu çalışmalar Volkan Hoca'nın bahsettiği gibi bir takım tohum ekme ve bu tohumların yeşermesine dönüştü şu anda. Genius projesinden bahsetti Cengiz, gene Perit'le Cengiz ve de tabii ki Hasan ve Kurtuluş ve pek çok başka arkadaş. Bu Türkiye'ye özgün projenin içinde fiilen içinde değil, sadece öncüleri olarak hareket etmekteler. Bu yüzden benim Duran Hoca'ya dönmek istiyorum. Çok naziksiniz, çok güzel duygularınızı ifade ettiniz. Ben de geleceğe sizin kadar inanmış bir kişiyim. Ve bu geleceğin hem yararlarını hem de zararlarını düşünerekten ve ilk fırsatta politikalarımızı nasıl Şili, şimdi de İspanya yapmakta, nasıl insan haklarına nasıl bir etkisi olacağını da, siber güvenliğimize, beyin güvenliğimize nasıl bir vurgu olabileceğini düşünüp şimdiden çalışmaya başlayacak sosyologlar, antropologlar, tabii ki her zaman bizimle olan psikologlar, siyasal bilimciler ve bütün hukukçuları da aramıza bekliyoruz. Evet, şimdi Cemal Bey, sizden rica ediyorum Mesut Uğur'un sorusunu paylaşalım. Ondan sonra da İsmail Ekmekçi'nin sorusunu paylaşalım. Sonra da sırasıyla İlhan Bağören, Profesör Ayşe Bostos'un ve Serdar Kıykıoğlu'na söz vereceğiz. Buyurun. Tamamdır hocam, ben hemen chat kısmındaki soruları ileteyim. Mesut Uğur'un şöyle bir sorusu var. Bilgiler için çok teşekkür ediyorum. NIR sanırım anestezi derinliğinde yaygın olarak kullanılıyor. Burada mutlak ölçüm var mı, yoksa anestezi verilmeden önce sistem başlatılıyor ve bu başlangıç değerine göre ölçülen değer fikir mi veriyor? Yumuşak doku ve sert kemik dokusunun absorpsiyon değerleri farklı. Yeni doğan, pediatri, yetişkin, yaşlı kemik dokusu farklılaşıyor. Dolayısıyla ışık absorpsiyonu da farklı. Geri yansıyan ışık da farklı. Hemoglobin 4 molekül oksijen bağlıyor. Arteriyel tarafta satürasyon, hemoglobinin oksijen doyumu yıllardır ölçülmekte. Post kapriler venöz tarafta ölçüm yaptığımızda sanırım dokuya göre oksijen tüketimi değişiyor. Sadece yumuşak dokuda ölçümü beyaz ışık spektrometresiyle yapıyoruz. NIR ile beyaz ışık spektrometresi arasındaki fark nedir demiş. Evet, bayağı bir soru var orada aslında. Ben cevaplayabileceğim kısımla başlayayım. Anestezi derinliği. Evet, anestezi derinliği, ben proje biraz genel olarak verdim, human, yani insan otonom sistemlerini, projelerden bahsetmedim. Çok aktif projelerimiz var aslında kanker olarak bizim. Bunlardan biri de anestezi derinliğini ölçme. Grubumuzda işte hem doktor öğrencileri hem master öğrencileri, hepimiz beraber çalıştığımız klinikçilerle beraber tabii ki yaptığımız bir anestezi derinliği üzerine çalışma var. Evet, absolute dediğimiz, hani sanırım sorulardan biri, onu ölçmüyoruz. Yani ilaç verilmeden önce, o anestezi kokteyli verilmeden önce baseline yapıyoruz. Yani onun şeyine bakıyoruz. İlaç verilmeden önce uyanıkken bakıyoruz. Sonra kokteyller verilmeye başlanıyor. Bu kokteyller de farklı tabii ki. Anesteziciler daha iyi bilir bunu. Kokteyller işte hava yoluyla verilen, volatile dediğimiz ya da IV dediğimiz serumla verilenler var. Ayrı ayrı bunların çalışmasını yapıyoruz. Çünkü aralarında çok fazla değişkenlik var. O değişkenlikten dolayı bunları tek tek çalışıyoruz. Hatta yeni bir proje aldık şu an. Sevindirici bir haber. İlk önce biraz geri adım atacağız. İnsanlarla yaptığımız deneyleri yavaşlatıp hayvanlarla çalışmaya başlayacağız. Bu yaz hayvanlardan verileri toplayacağız. Değişik opiatlara bakacağız. Yani evet, anestezi derinliğini önemli bir konu. Var olan teknolojiler maalesef çok kötü. Bir pazarlama tekniğiyle sunuldu. İnsanlar o pazarlama tekniği yüzünden kullanılıyor. Maalesef böyle kötü örnekler var.
biz daha güvenilir, daha gerçekçi datayı ve veri sağlayacak bir anestezi derinliği ölçümü yapmak istiyoruz. Grup olarak onun üzerine çalışıyoruz. Ciddi bir konu, bayağı bir kalabalığız bu konuda. O konuda konuşabilirim saatlerce, durayım şimdi. Diğer konu yumuşak doku konusu. Sanırım başka teknolojiden bahsediyoruz. O optik teknolojileri değişik değişik alanlarda kullanılıyor. Yani topografisi var, tomografisi var. Yani o şey, optik teknolojileri yeni değil. Yani pulse oximetre baktığınızda arteriyel ölçüyor. Sanırım bahsettiğim Mesut Bey'in yanlışsam diğer hocalar düzelsin. Böyle coherence topografi dediğimiz, hani anatomiye bakan, bilişsel duruma değil de kılcal damarlardaki değil de anatomisine bakan bir sistem, başka bir yöntem o. Bizim bahsettiğimiz daha çok continuous wave near infrared spektroskopi dediğimiz bir yöntem. Değişik yöntemleri var. Değişik optik sistemi sadece burada kullanılmıyor. Biz daha çok bilişsel, hani magnetik resonans imaging gibi MRI nasıl değişik teknikleri varsa optiğin de değişik teknikleri var. Biz daha çok bilişsel ve fonksiyonel kısmındayız. O anlattığınız galiba beyaz ışık falan, tam bilmiyorum ama daha çok anatomi olarak ve yumuşak dokuya bakıp daha değişik frekanslar kullanıyor. Benim bildiğim bu. Kurtuluş, güzel bir konudan bahsettin. Tabii ki bu bizim grup ve bizim ortaklıklarımızda sağlık konusunda, bilhassa beyin fizyolojisi konusunda, hipoksiyadan tutun çok farklı konulara kadar pek çok çalışma var. Fakat bugün onları konu almadık. Bugün daha çok sistemler üzerinden, insan sistemleri üzerinden geldik. O nedenle pek derinleşmedik bu konuda. Arzu edenler o konularda bize daha farklı bir şekilde etkileşebilirler, temas başlatabiliriz. Hocam müsaadenizle bir yazılı daha soru var. Onu da aktarayım. Sonrasında sözel olarak sorulara geçmiş olacağız. Profesör Doktor İsmail Ekmekçi'nin sorusu: İş sağlığı alanındaki uygulamalar konusunda bilgi verebilir misiniz? NIOSH benzeri kurumlarla çalışma var mı? Çok teşekkürler demiş. NIOSH'ı bilmiyorum. Yani o bilen, bilemiyorum. Diğer arkadaşlar cevap. Zannediyorum Hakan bu konuda konuşabilir. Hı-hı. Çünkü nöroergonominin tabii ki evet, çok temel konulardan bir tanesi iş güvenliğidir. Sadece iş başında, sahada sadece güvenlik değil, etkinlik, verimlilik de nöroergonominin parçası. Belki Hasan bu konulardaki ilerlemelerden bize bir özet verebilir. Tabii kesinlikle bu iş güvenliği konusu önemli bir konu. Bu konuda şu ana kadar tabii yapılan birçok gözleme dayalı ve davranışsal çalışmaların neuroimaging ile genişletilmesi söz konusu. Bu konuda çalışma yapan çeşitli gruplar var. Amerika'da da, Avrupa'da da bildiğimiz yayınlar var bu konunun başında. Örneğin İngiltere'de, UCL'de cerrahların operasyon sırasındaki beyin işlevlerini takip etmek, yani ameliyat esnasında ve bunların iş yükünü anlamlandırmak ve aynı zamanda bu sağlık personelinin bu çeşitli yani uyku düzenlerini nasıl bunların performansını etkileyeceği üzerine çalışmalar yapılmakta. Bu ve benzeri birçok çalışmayı aslında yeni yayına geçen akademik dergimizde de yayınlamayı planlıyoruz. Bu Frontiers in Neuroergonomics diye yeni bir dergi şu anda oluştu. Geçtiğimiz Ekim'de, çok yeni daha. Fakat şimdiden 350'nin üzerinde bu editorial board'da uzmana ulaşmış durumdayız. Ve 7 farklı alanda, yani nöroergonominin alt alanları diyebileceğimiz alanlarda da şu anda da meydana çıktı ve yani aslında çok heyecanlı bir oluşum içerisindeyiz. Bu ve benzeri çalışmalar varsa takip etmenizi bekliyoruz derginize. Teşekkürler. İlhan Bey, buyurun. Ben çok hızlı Banu Hoca'yla ne kadar sık ve ne kadar değişik yerlerde denk geldiğimizi anlatacağım. Uzmanlık konumuz hiç kesişmemesine rağmen çok yerde rastlıyorum. Çok kişiden de ismini duyuyorum. Tanıştığımızdan beri de ne zaman ona uzman olduğu konularda bir yazı yazsam 30 saniye içinde cevap gelir.
çeşitli kıtalarda takımlar arası işbirliği konusunda kendi uzman olmadığı konu var mı bilmiyorum ama birçok konuda işbirliği kurar. Ben bir takım şeyleri sakladığını düşünüyorum. Tek bir Banu Hoca olduğuna inanmak zor. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırıp bu konuda bizi bilgilendirdiniz. Sağ ol. İlhan Hocam, esasında biz sizinle çok güzel kesişiyoruz. Ben esasında bilgi işlemciyim. Sayısal bilgi işlemci. En ilklerinden. Öyle olunca ister istemez sayısal iletişim, yani digital communication konu esas eğitim nesiller. Onlar hatta bir kısmı sizinle çalışıp sizin firmalarınızda gerçekten verimli işler yaptı. Yani bu konular hepsi birbirine bağlı. Hiçbir birbirinden ayrı değil. Bir de beni başka türlü tanıyanlar arasında, bir de bu laboratuvarda bulduklarımızı, keşfettiklerimizi, anlayabildiklerimizi hızla sahaya indirmek ve onu da ürüne, onu da sanayiye dönüştürmek. Benim esas dünya çapında çalıştığım konu bu. O zaman tabii konular daha genişliyor. Ama uzmanlık konumuz bilgi işlemcilik ve bunun ilk önce ultrasonda, şimdi de beyinde uygulanması. Çok yani o kadar da çok kişilikli değilim. Bu arada İlhan Bey'e de çok teşekkür ederim. Banu Hoca ile bizi bu toplantıda bir araya gelmemize vesile olan İlhan Bey'dir. Bundan dolayı da çok teşekkür ederim. Banu Hanım'la biz daha önceden tanışıyorduk hocamızla ama Banu Hocamızı konuşturalım diye teklif eden, sonra bizi bir araya getiren İlhan Bey oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Profesör Ayşe Bostos'un, buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Banu Hocam merhabalar, nasılsınız? Ne güzel sizi böyle tekrardan görmek. Hukukçular buyurun gelin dedim Ayşe, senin beni gördüm de dedim. Sizi gördüm, çok çok mutlu oldum. Her zamanki gibi çok enerjiksiniz. O heyecanınız, o teşvik edici ruhunuz yine geçti bana. İşte ben hukukçuyum, ben de sizi tanıyorum. Dünya üzerinde tanıyan pek çok insan gibi. Ben de sizden aldığım ateşle burada Antalya'da ufak tefek bir şeyler yapmıştım. O da ilerliyor. O kadar heyecanlı konular ki diyorum, hakikaten tesadüf yok, tevafuk var. Ben de birkaç sene önce bu özellikle ceza hukuku alanında irade nedir, ne zaman iradenin kaybolduğu söylenebilir, yani hani Higgs parçacığını tanımlar gibi irade tanımlamak kritik konu. Bu alanda da çalışmalar yapılıyor. Acaba bu köprüler kuruldu mu? Mesela UPenn'de böyle bir merkez olduğunu biliyorum. Neuroscience, evet. Center for Neuroscience diye. Acaba bu nereye gidecek? Bu köprüler kurulur. Eğitim alanı da son konuşmacımızın söyledikleri de çok ilginçti. Hep öyle hayal ederdim. Öğrencilerin aklında bir bant olsun. Şöyle alınlarında ben anlayıp anlamadıklarını böyle yeşile doğru gittiği zaman anlayayım. Gerçekten hayal ederdim bunu, sanırım o da gerçek olacak. Dolayısıyla eğitim bilimleri alanında da çok büyük fırsatlar sunuyor sanırım bu yeni teknolojiler, ufuklar açıyor. Evet. Bu köprüler kuruluyor mu, nasıl ilerliyor onu merak ettim. Evet. Çok sevgilerim, saygılarımı iletiyorum. Ayşe, her zaman olduğu gibi sen de zamanın ötesindesin. Çünkü bu olayın neuro-law diyerekten bir hukuku, yani sadece hukuku, onu besleyen felsefeler, çerçeveler, politikalar da gelişmekte. İnsan haklarına bilhassa irade konusu ve benlik konusu etkilendiğinden dolayı. Zira biz burada sadece izleme gibi konuştuk ama Hasan belli etmeden yavaş yavaş, bir de bizde uyarma becerisi de var. Yani sizi çeşitli enerjilerle, ultrason olabilir, manyetik olabilir, elektrik olabilir, uyarabiliyoruz da beyninizi. Yani biz sizin beyninizi sadece okumak değil, beyninizi etkilemek becerileri olan insanlarız. Yani biz bunlar kendimize bu işi mümkün kılanlar, enabler diyoruz. O yüzden bu dersi açtım. O derste seni de hemen listeye, şöyle bir kenarda liste tutuyordum. Mutlaka sana da haber vereyim. Bilhassa bu hukuk kısmına girdiğimizde veya daha önce de topluma açık olan kısımlarına dersin girip belki birkaç öğrencini de alaraktan yanına. Çünkü genellikle bu derse katılım bu konuya ilgi gösteren, uzun vadede kendi üniversitesinde, kendi laboratuvarında bu dersleri, bu öğretileri başlatacaklarla birlikte yapılıyor.
bir hoca ve birkaç öğrencisiyle geliniyor bu derse. O yüzden arzu edersen temas halinde kalıp çok çok sevindim seni gördüğüme. Ve zaten görünce de dedim hukukçulara da bir çağrı yapayım ben buradan. Evet. Çok güzel. Çok sevgiler sana, ailene, hepinize. Çok teşekkürler. Serdar Kıykoğlu, buyurunuz. Teşekkürler Sayın Kavranoğlu. Öncelikle hocama teşekkür ederim bu etkinliğe beni davet ettiği için. Teşekkürler Kıran Hocam. Benim sorum Hasan Hocama. Sunumu sırasında bir konudan kısaca bahsetti. Bizim Amerika'da, benim Amerika'da Lone Star Neuromodulation olarak bir hayalimiz var. Vardı. Geçen sene de Boğaziçi'nde Cengizhan Hocam'la birlikte bu konuda bir saatlik bir konuşma yapmıştım. Konu şu. Öyle bir çalışma var mı ki hocam? Giyilebilir teknolojilerle insanlardan sinirsel uyarımlarla ilgili data toplayan ve uzun vadede bu data toplama, yani toplanan dataları o insanlarda herhangi bir hastalık gerçekleştiği takdirde geriye dönerek bakan ve neyin değiştiğini gören, dolayısıyla hastalıklarla sinirsel uyarım arasında bir ilişki kurup eğer mümkünse bu sinirsel değişimler olduğu zaman başka insanlarda herhangi bir hastalık ortaya çıkmadan bunu geriye çevirecek sinirsel uyarımlar yapan ve sonuç olarak hastalık denen kavramı dünyadan silen bir çalışma var mıdır? Şimdi o bahsettiğimiz kavram tabii çok büyük, yani çok ileriye yönelik hedeflerden, yani teknoloji seviyesi olarak buna hedefliyoruz ama bundan çok uzağız da tabii ki. Yani günlük hayatta daha ölçmeden bahsediyorum ben. Ama bu teknolojiler hızlanıp günlük hayatta devamlı ölçtüğü zaman bahsettiğiniz gibi hastalıklar daha henüz ortaya çıkmadan, yani prognosis olarak onları önceden ele alıp onları engellemek mümkün olabilecek belki. Şimdi bunun öncü çalışmalarını şöyle görüyoruz. Şimdi mesela çocuklarda bizim çalışmalarımız var. İşte örneğin otizm, Down sindrom gibi bir takım çalışmalara başladığımız için bunları da çok iyi takip ediyoruz. Şimdi mesela ilginç çalışmalardan çocuklarda mesela henüz 6 aylıkken bu beyin sinyalleri üzerine toplanan sinyaller, daha sonra çocuklar 3 yaşı civarına geldiğinde otizm belirtileri ortaya çıktığında tekrardan bakılıyor. Otizm gösteren veya göstermeyen çocuklarda daha 6 yaşındayken sinyallerin farklı olduğu gösterildi. Bu Londra'daki yapılan bir çalışma. Bunun gibi benzer gibi bu birth cohort dediğimiz çocuklar daha doğumdan itibaren belli bir yaşa kadar şimdi takip eden bir takım geniş kapsamlı çalışmalar var. Bunların içerisinde nöroteknolojiler de dahil edildi. Bunlardan Amerika'da ve Çin'de olanları biliyorum. Geniş çaplı işte 1000 seviyesinde mesela çocuğun doğumdan itibaren sürekli olarak takip edildiği işte gelişimlerinin. Bunlar içerisinde nöroteknolojiler de var. Yani yakın bir zamanda çok daha fazla bu konuda yayın çıkacaktır. Ama şu anda da daha örneklerini görüyoruz biraz önce bahsettiğim çalışma gibi. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Şu anda başka sorusu olan yok. Zaten vaktimiz de epey geçti. Banu Hocama ve diğer çok değerli hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri inşallah Banu Hocam'ın da dediği gibi daha derinliğine bazı konularda önümüzdeki dönemde ayrı ayrı konuşmalarda tekrar misafir etmek isteriz. Sizleri dinlemek isteriz. Bu vesileyle inşallah Türkiye'de bu konuda artan bir bilinç olacaktır ve daha fazla insan sizin derslerinize katılacaktır, master doktora yapmaya yönelecektir gençlerimiz ve dünyada gelişmelerden geri kalmadan Türkiye hukuki açıdan da insan hakları açısından da bilimsel açıdan da gereken yere gelecektir. Biz de Bilgi Ekonomisi Derneği olarak bu konuda, zaten Volkan Hoca da bizim yönetim kurulumuzda, bu konuyu önem vermeye ve bunu takip etmeye devam edeceğiz. Programı kapatmadan önce tekrar Banu Hocama, ekibine teşekkür ediyorum. Bilim, teknoloji, ekonomi sohbetlerimizi destekleyen İTÜ-ETA Vakfı Doğa Kolejlerine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun.